Bütün devletler yapıyor bu İslam devleti, niye yapmasın? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl Medine'de daha küçücük, minicik bir devlet olmasına rağmen Yemen'e iyi kılıç yapmasını öğrenmeye kimseler, insanlar göndermişse, biz de elbette günün şartlarına uygun şekilde silahlanabilmek, silahlanarak kendimizi koruyabilmek için gerekenleri yapacağız elbette. Ama unutulmamalı ki peygamberin en güçlü yanı bu tür silahlı yanı değil. Bu tür silahları değil, kılıçları, mızrakları olmadı hiçbir zaman. Dizi dizi süvarileri, atlıları, develileri falan olmadı. Onun Kur'an'a ahlak edilmiş kişiliği, diğer Müslümanlarla birlikte yaşam tarzları en güçlü yanlarını teşkil etti Müslümanlar. Ve bu gerçekten düşmanları üzerinde de olumlu etkiyi bu yaptı, dostlarını bağlamaya da bu devam etti. Bizim de İslam'ı yaşamanın en büyük silah olduğunu anlamanın, kavramanın ve hayatımıza geçirmenin en büyük silah olduğunu kavramamızda büyük zaruret var. Zaten silah tanımı yapmak bu noktada gerekli. Silah elinde bulunduranı bulundurmayana nispetle daha güçlü ve üstün kılan şeye denir. Elinde kim bulunduruyor onu? Siz. Sizi aynı şeyi veya daha üstününü elinde bulundurmayana nispetle onun karşısında daha güçlü yapıyor. İşte o şeye silah. Bu şey bilgi olur, ok olur, tüfek olur, bomba olur, mikrop olur, yani kişilik olur. Her şey olabilir. Yani silah deyince ilk bakışta milletin ağzına işte aklına silahlı, ateşli, ateşsiz silahlar. Mesela ok, kılıç, kalkan, yok tüfek, yok bomba filan geliyor, makinası bilmem nesi. Bunlar da silah tabii. Ama dikkat ederseniz adı üstünde ateşli silahlar diye anılıyor. Demek ki ateşsizi de var bu silahlar. Yani biz Müslümanların ateşsiz silahlarımız çok daha güçlü. Çünkü hakikaten İslam'dan daha güçlü bir dünya görüşü, bir yaşam biçimi olmadığına, bulunmadığına göre biz bu en güçlü silahı gereği gibi sahiplenir ve üstümüzde taşırsak artı diğer şeylerle o bizimle yarışabilen, aşık atabilen çıkmaz. Ve bu çok önemli olduğu halde biz çok önemli silahı bırakıyor, daha basit, ufacık bir gayretle başkasının daha fazlasını edinebileceği türden silahlardan medet umuyoruz. Yani tüfek, tabanca diyor, senin yapabildiğinden daha alasını başkası yaptı mı, sen gene kalıyorsun, geri de seni sollayıp geçiyor, ne yapacaksın, nasıl başaracaksın? Ama kişilik, yani İslam'ı yaşamaya gelince, o da İslam'ı yaşasa o zaman problem kalmıyor zaten. Yani aramızda bir ihtilaf kalmıyor. Değil mi? Devlet terörü nedir sorusuna kısaca şu cevabı vermek gerekir. Devlet tarafından yapılan terör. Yani devletin resmi görevlilerinin gizlese de, açığa vurarak da yapsa, yaptığı teröre, yani failinin devlet görevlisi olduğu teröre, yapanının devlet görevlisi olduğu teröre devlet terörü denir. Devlet teröründen kasıt budur. Yani devlet terör estiriyor. Nasıl devlet kim? Devlet jandarma, devlet polis, devlet nüfus memuru, devlet tapu memuru, devlet kim? İşte vali, devlet kaymakam, değil mi? Yani devleti temsil eden kim varsa onların estirdiği terör, onların yaptığı teröre devlet terörü denir. PKK devlet olmadığına göre ne örgüt, onunkine de örgüt terörü deniyor veya terörist örgüt deniyor yani basit olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani terör kim tarafından yapılırsa yapılsın, şuna buna ne kadar yakışırsa yakışsın ama herhalde kendisine en az yakışan varlık devlet olsa gerek. Yani bir devlet terörü kendine yakıştırıyoruz. O zaman yani terör yapıyorsa peki yani başkasını yapsın. Devlete en çok yakışmaz terör ama devlet de teröristse o zaman vatandaşın iyice feleği şaşmış demektir. Yani ne yapacak?
Konuyla dolaylı bir şekilde ilgili ama kahrolsun şeriat diyenlere bir cevabınız var mı? Cevabımızı iktibasta yazdık. Yani Uğur Mumcu'nun öldürülmesi münasebetiyle daha failin kim olduğuyla ilgili en ufak bir delil, belirti bulunmadan hazır ekipler sokaklara çıkıp kahrolsun şeriat, bilmem işte Türkiye İran'a benzemeyecek, bilmem cart curt, yani İslam düşmanlığı ifade eden açık açık sloganlar attılar. Bunlara cevabımız hani işte sensin demek olmamalı, basit olur. Hani sizin rejiminiz kahrolsun demek de bence ciddi ve böyle ağır bir cevap sayılmaz. Onlar şeriatın kahrolmasını mı istiyorlar? Biz de yaşamasını istemeliyiz. Yaşatmalıyız yani. Yaşatırsak şahsımızda, çevremizde, toplumumuzda yaşaması gereken bir şey olduğunu gösterirsek bugün böyle diyenlerin yarın yüzlerini kızartmış oluruz. Tabii kızaracak yüzleri varsa, kızarmayacaksa da canları cehenneme morarsın. Cehennem de boşa yaratılmıyor herhalde. Güle güle gitsinler. Ne yapalım? Biz istemiyoruz ama onlar istiyorsa gitmeyi. Temel kavramlar olarak gördüğümüz ve anlaşılmasında da hayati zorunluluk duyduğumuz bir diğer kavram üzerinde durmak istiyoruz. Kavramımızın ana başlığı insan fıtratı. Biraz açıklamaya çalışırsak, insanın yaratılışında sahibi bulunduğu özellikler. İnsan ne menen bir varlıktır? Nedir? Kimdir? Nedir? İnsan nedir? Tabii insanın ne olduğunu anlamak, onun nasıl yaratıldığını anlamayı gerektirdiği için biz insan nedir yerine insan fıtratı nedir? Daha da kısaltarak insan fıtratı başlığıyla bu kavramı konuşmak istiyoruz. İnsan yaratılışı itibariyle içgüdüler ve uzvi ihtiyaçlardan meydana gelen, yani oluşan bir varlıktır. İçgüdüler ve uzvi ihtiyaçlardan oluşan bir varlık. Uzvi ihtiyaçlar adı üzerinde insanda bulunan kadın erkek uzuvların ihtiyaçları demektir. Örneğin sindirim sistemi adını verdiğimiz sistem işte mide gibi, bağırsaklar gibi, öte gibi, beri gibi neyse kendine mahsus küçüklü büyüklü bir sürü uzuvdan oluşuyor. Bu uzuvların ihtiyacı nedir? Yemek, içmektir. Uzvi ihtiyaçlar 1. Yemek, içmek. 2. Teneffüs etmek. Yani ciğerler de uzuv ya. O uzuvların ihtiyacı da teneffüs etmek. Yani nefes almak. 3. Def-i hacet etmek. Yani yenilip içilenlerin artıklarının atılması ya da atıklarının atılması ihtiyacı. Defli hacet etmek. Bu idrar ve kazurat şeklinde veya Türkçesiyle işte büyük ve küçük abdest şeklinde atıkların vücudu terk etmesi, terk edilmesi. Bunlar vücudun uzuvlarının ihtiyaçlarıdır. 3 ana uzvi ihtiyaç vardır. 1. Yemek içmek. 2. Teneffüs etmek. 3. Defi hacet etmek. Bu 3 ana uzvi ihtiyacın birinci ortak vasfı, bunlar tatmin edilmezlerse, yani uzvi ihtiyaçlar doyurulmazlarsa insan ölür. Hayatı sona erir. Yani yemez içmezse, teneffüs etmezse veya defi hacet etmezse her üç halde de insan ölür. Anlatabildim mi? Ama üç günde ölür, ama beş günde. Ama Ali üç günde ölür, Veli beş günde ölür. Fakat ölür. Yani bu
huzurların ihtiyacı mutlaka giderilmek gerekir. Çünkü yaşam huzurların ihtiyacının giderilmesi yani karşılanmasıyla sürer. İkinci ana özelliği uzvi ihtiyaçların, bunların uyarıcıları dıştan değil, bünyeden, içten, insanın dışında değildir. Bu uzvi ihtiyaçların uyarıcıları dıştan değil, içtendir. Bünye dışından değil, bünye içindendir. Bu şu demektir kısaca. Uzvi ihtiyaçların uyarıcılarının, yani varlığının ortaya çıkış nedenlerinin, varlığını belirgenleştiren şeylerin bünye içinde olması, dışında olmaması demek. Örneğin yeme içme ihtiyacının, yemek görmese de, içilecek şey görmese de bedenin acıkması ve susaması demek. Yani hiç yiyecek bir şey görmeseniz de karnınız acıkır. İçecek bir şey görmeseniz de, düşünmeseniz, aklınıza da getirmeseniz, susuzluğunuz gitmez. Yani o bünyenizin içinden, o varlığını size hissettirir. Bünye içinden. Yine insan tuvalet gördüğü için de hacet ihtiyacı gelmez. Defi hacet ihtiyacı duyduğu zaman tuvalet alır. Öyle değil mi? İyi hava bulduğu için nefes almaz. Nefes almak zorunda olduğu için nefes alır. Nefes almak zorunda olduğu sürece de bulunduğu ortamda hava kirliymiş, temizmiş. Sobanın borusu tütmüş, bilmem egzoz gazı var. Fakat hepsini de alır. Kaldı ki İstemeye istemeye de alıyor. Çünkü zorunlu yani o uzvun ihtiyacı olarak alınacak. Hayat başka türlü devam etmiyor. Bunların uyarıcılarının içten olması demek bu demek. Yani o ihtiyacı, uzvun ihtiyacını karşılayan şeyin iyiliği, kötülüğü, haramlığı, helalliği, temizliği, pisliği etkilemiyor. Yani bünye hepsini kabul ediyor. Mesela oksijeni bol bir havayı da teneffüs ediyorsunuz ama oh be diyerek de olsa diyorsunuz. Teneffüs etmek zorunluluğunda olduğunuz için sobası tüten bir odada da teneffüs ediyorsunuz. Yani orada teneffüs etmeyi düğmesini kapatıp durdurmuyorsunuz. Yani öyle mümkün olsaydı herhalde çok farklı bir yaşam olurdu ama o mümkün olmuyor. Değil mi? Yani çok kirli, boğulacak derecede kitlesel ölümler oluyor mesela. İngiltere'de olmuş, işte İstanbul'da, Ankara'da zaman zaman yani Ankara'yı temizlediler şimdi ama üzerinde durarak. Bunlar gösteriyor ki uzvi ihtiyaçların müşterek iki vasfından, özelliğinden ikincisi olan uyarıcılarının içte oluşu, bünye içinde oluşu, dışarıda olmayışı. Bünyeden kaynaklanıyor. O ihtiyacı cevaplayan şeyin kendinden, burada vasfından kaynaklanmıyor. Yani havayı iyi buldunuz, oh bir yıldır işte ben depoyum, teneffüs dediğim. Ondan sonra Ankara'da kötü yahut işte Düsseldorf'ta bulduk kadar temiz değil. Orada idare ederim buradakini harcarım. Bu doğal gaz deposu gibi depo edilemeyen bir şey yani. Hava kirli temizlemeden ciğerimiz işte şu kadar mesafeli zaman aralıklarıyla havaya ihtiyaç duyuyor. Ve kalp kendinde toplanan kirli kanın atık olarak dışarı vereceği şeyi ciğere veriyor. İşte aldığınız nefes verilirken ciğerde toplanan şeylerle kirli hava da böyle bilmem ne kullanılmış müstamel hava olarak, kirli hava olarak dışarı atılıyor. Verdiğimiz nefeste karbondioksitin bulunması demek daha başka şeylerinde budur. Bu uzuvların çalışma tarzı, yani Allah'ın uzuvlara verdiği özellik. Bütün canlılar, özellikle insanlar bu şekilde yaşıyorlar.
Demek ki uzvi ihtiyaçlar, bir, yemek, içmek, iki, teneffüs etmek, üç, defi hacet etmek. Bu uzvi ihtiyaçların iki ana özelliği var. Birincisi, doyurulmazlarsa, yani cevaplandırılmazlarsa bu ihtiyaçlar, hayat sona erer. İki, uyarıcıları, yani onların varlığını ortaya çıkaran şey, bünye dışından değil, bünye içindendir. İnsan tuvalet görmeden tuvalet ihtiyacı gelir. Yiyecek görmeden de acıkır. İyi hava, kötü hava, havasız bir ortamda da olsa teneffüs etme ihtiyacı duyar. Çünkü uzvuna bağlıdır. O uzvun ihtiyacı olan oksijene bağlı değil mi? Şey, teneffüs ihtiyacı. İkinci, insanın meydana getiren unsurlardan ikinci unsur, içgüdüler. İçgüdülerin bir kısmında hayvanlarla da müşterekiz. Yani hayvanlarda da var içgüdüler. İnsanlarda olanın hepsi yok da bir kısmı var. İçgüdüler, nev'i içgüdüsü, beka içgüdüsü, tedeyyün içgüdüsüdür. Yani dindarlık içgüdüsü. Tedeyyünün anlamı dindarlık. Onun ne olduğunu açıklamaya çalışacağım. Beka içgüdüsü, var olma içgüdüsüdür. Her canlı da var olma içgüdüsü vardır. Hayvan, insan. Özellikle insanlarda akıl da olduğu için, diğer canlılardan farklı olarak, insanlardaki beka içgüdüsü, bekasını sağlamak için tedbirlere başvurma, varlığını sürdürebilmek için gerekli gördüğü şeyleri elde etme şeklinde tezahür eder. Yaşamını sürdürmek isteyen insanın harici şartlardan en az etkilenmek, örneğin kendine zarar verebilecek, yaşamını sona erdirebilecek varlıklardan korunmak için başını sokma ihtiyacı duyduğu bir mağara, bir ev, bir mekan bulma. İhtiyacı hep ola gelmiş. Bu çadırla karşılanmış kimi yerde, kimi yerde işte betonar mebin aile, kimi yerde şükle ama en ilkel denilen insanda dahi mağara ile karşılanmış. Yani insanlar öyle ortalıkta yatmamışlar. Hatta daha ötesi, hayvanlar dahi başlarını sokacak bir in, bir mağara bulma ihtiyacı, yani içgüdüleriyle duymuşlar ve dikkat edilirse her hayvanın bir yuvası var, farenin bile, ayının ini var, kurdun kovuğu var, tilkinin bilmem nesi var, yani tavuğun kümesi var. Ha? Hakikaten mekansız hayvan var mı? Arslanın da yattığı yer var. Ne deniyor? İşte arslan yatağından belli olur. Yani yattığı yere herhalde yatak deniyor. Yani bu deyimler. Demek ki mekana, yuvaya, iskan edeceği, oturacağı, benim diyeceği bir şeye ihtiyaç duymak, bütün canlılarda içgüdüsel olarak, yani yaratılışlarında onlara verilen özellik olarak. Beka içgüdüsünün tezahürü, görüntüsü ortaya çıkışı insanlarda mülkiyet olarak belirir. Özel mülkiyet. Varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şeye sahip olma arzusuna mülkiyet verir. Varlığını sürdürmek için, beka varlık demek ya, varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu şeye sahip olma arzusuna mülkiyet arzusu. Böyle kısaca mülkiyet denilir. Ekonomi doktrinlerinde de böyle açıklanır mülkiyet. Tabii teferruatın en kökeninden bahsediyoruz. Sonra mülkiyet işte toplum mülkiyeti, perde mülkiyet, özel mülkiyet işte bu nasıl harcanır, nasıl kazanılır falan. Bu tafsilatı şu anda bizi ilgilendirmiyor. Yani insanlarda mülkiyet içgüdüsü var.
Buna biz beka içgüdüsü diyoruz. Tezahürü özel mülke sahip olma. Yani kendine ait şeyi bulunma şeklinde tezahür ediyor. Bu şeyler ne? Varlığını sürdürmek için gerek görülür. En temelde. Örneğin yiyecek, yani yemek yiyecek. Yaşayabilmesi, yani varlığını sürdürmesi, zekasını devam ettirmesi yemesine bağlı. Onun için yiyeceği şeyleri elde etmek zorunda. Ama avlanarak, ama vurarak, ama kırarak, ama çalarak, ama çırparak, haberli, habersiz, her neyse. Her halükarda yemesi lazım. Yani yemezse yaşayamaz. Öyleyse yaşamasını sağlayan şeyi elde etmek zorundadır. O şeye sahip olmak zorundadır. Sahibi olduğu şeyi zimmetine geçirecek, yani yiyecek, midesine indirecektir. Sahip olmadığınız şeyi yiyemezsiniz ki. Yani şöyle diyelim, elinizde olmayan, tasarrufunuzda olmayan şey midenize inmez. Havada uçan kuşu yiyerek karnınızı doyuramazsınız. Yani onu vurmalı, önünde geçirmeli, öldürmeli, pişirmeli, aşağı ayıklamalı, temizlemeli, sonra pişirmeli ve yemelisiniz sırayla. Değil mi? Beka içgüdüsü kısaca bu. İkincisi, nev'i içgüdüsü. Yani cinsiyet içgüdüsü. Yani dişilik ve erkeklik diyelim. Daha Türkçesiyle. Nev'i içgüdüsü tezahürü, yani kendini belli eden şey, ortaya çıkaran şey, şehvet veya şefkat şeklinde tezahür eder, ortaya çıkar. Şehvetin ne olduğunu herkes biliyor, şefkatin de hakeza ne olduğunu biliyor. Yani bir cinsin salt cinsel ilgi açısından diğer cinse gösterdiği ilgiye şehvet denirken, babanın kızına örneğin veya babanın oğluna, annenin oğluna veya kızına gösterdiği ilgi, kardeşin kardeşe gösterdiği ilgi gibi ilgiler ve de şefkat, yani normal sevgi, o cinsellikle, şehvetle alakası olmayan sevgi denile gelmiş. Buna kısaca şefkat deniyor. Yani korumaya, ona yardımcı olmaya yönelik duyulan sevgi, gösterilen ilgi demektir. Nev'in, yani cinslerin birbirine duyduğu ilgi, neslin temadisi için, devamı için hayati zorunluluktur. Cinsler, yani dişi erkeğe, erkek dişiye şehvet duygusu duymasa idi, insanoğlunun yeryüzünde kökü en kısa zamanda kesilir, kurur, bir tek benzeri kalmazdı. Bu da Allah'ın dilediği, yaratırken cinslere verdiği içgüdülerden. Şu veya bu şekilde, yani zina ile veya cima ile cevaplandırılır bu içgüdü. Cevaplandırılıp duruyor işte insanlar arasında. Üçüncü içgüdü ise tedeyyün içgüdüsü, dindarlık içgüdüsü Türkçesiyle. Kişinin, bir insanın, kadın veya erkek, kendi dışındaki bir varlık karşısında, örneğin benim dışımdaki bir varlık karşısında kendimi aciz, noksan, eksik hissetmem, ondan çekinmem, o varlıktan çekinmem ve çekinmemi zararsız hale getirmek için de ona prestij etmem, ona tapınmam, onun azabından korunmam, rızasına nail olmam arzusuna biz dindarlık içgüdüsü diyoruz. Bu tapınılan şeyin mutlaka Allah olması gerekmiyor. Ateş de olabilir, bir yırtıcı hayvan da olabilir, bir yanardağ da olabilir. Yani tarih boyunca da hep ola gelmiş zaten. Örneğin Hindistan'daki gibi veya Hindistan'daki insanların bir kısmının
tapındığı gibi inek de olabilir. Hep ona gelmiş ve halen de öyle. Buna biz dindarlık içgüdüsü diyoruz. Bunun tezahürü ise tapınmadır. Yani o varlığı nezdinde yüceltme, o varlık karşısında kendisini küçük ve aciz görme, sonuç olarak da ona tapınarak onu razı etme, rızasını kazanmaya talip olma, gazabından da uzak kalmayı umma. Kısaca biz buna tapınma diyoruz. Tapınmanın anlamı budur. Bu içgüdülerin huzuri ihtiyaçları nispetle farklı ortak özellikleri vardır. Şöyle ki, bir, içgüdüler doyurulmazlarsa insan hayatı sona ermez. İnsan hayatında örneklendirelim, hiçbir şeyin sahibi olmazsa, diyelim bir dikili ağacı olmazsa, meşhur deyimiyle, ölmez. Ama sıkıntılı bir yaşam yaşar. Fakat ölmez. Nev'i içgüdüsünü doyurmazsa, yani şehvetini cevaplamazsa yine ölmez. Ama yine sıkıntılı bir hayat yaşar. Tapınmaz ise yine sıkıntılı bir hayat yaşar. Genellikle de ruhsal sorunu en fazla olan kişilerin dinsiz kişiler olduğu psikolojik istatistiklerin ana verileri şeklinde önümüzde bulunuyor. Bu dünyaca meşhur. En çok sorunu olan kişiler dini olmadığından ya da Allah'ı tanımadığından bahseden kişiler olarak kayda geçiyor. Mesela bunu en iyi açıklayan şeylerden birisi intiharlardır, intihar nispetleridir. Yani yaşam gibi insan için bütün değerlerin temeli sayılacak. Yani bütün varlıklar, bütün nimetler yaşayan için, değil mi? Ölü için değil. Bu dünya için söylüyor. Yaşamdan vazgeçecek noktaya geliyorsa bir insan, her şeyden vazgeçiyor demektir. Çünkü yaşam ötesinde başka bir şey yok ki vazgeçici. Yalnız bir dünyaya inansa dahi. Yaşamaktan vazgeçen insanların sayısı, yani intihar eden, intihara başvuran insanların sayısı, dinsiz nispetinin daha çok bulunduğu topluluklarda çok daha fazla. Örneğin, İktibas dergisinde bu konuda yayınlanmış iktibasları, yani yazıları iktibas etmiştim. Yani diğer basın organlarında geçmiş, dergide iktibas ettim. Muhtelif sayılarında var. Mesela, maddi refah düzeyi en üst durumda bulunan Skandinav memleketleri, yani İsveç ve Norveç'te 15 ülke aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu, Türkiye'nin de bulunduğu 15 ülke, Avrupa ülkeleri bunlar, yapılan istatistiklerde intihar nispetinin bu ülkelerde, İsveç ve Norveç'te en yüksek düzeyde bulunduğunu görüyoruz. En fazla Allahsızın bulunduğu ülkelerde bu ülkeler. En fazla dünyevi refahın, sosyal şeylerin, ihtiyaçların cevaplandığı, hani sosyal sigorta kurumlarının yaygın olduğu, dolayısıyla hiç fakirinin bulunmadığı söylenen ülkeler. Çünkü kim işsizse herkese maaş veriyorlar. Şu kadar bu kadar neyse. Yani neredeyse çalışmamak, çalışmaktan daha akıllılık olacak. O hale getirmişler. Yani işte sosyal demokrat veya demokrat sol ülkeler diye de anılıyor ya. Allah kalmeleri vardı, meşhur. Bu ülkelerde
insanların yaşamdan vazgeçmek isteyenlerinin sayısı, açının, işsizliğinin, bir sürü başka sorunlarının bol bol bulunduğu, insanların yaşadığı ülkelere nispeten fazla oluşu ne düşündürür insana? Derdin ne senin oğlum? Yani bir derdi olmalı. Yaşamına son vermek isteyen herhalde keyfinden son vermez. Değil mi? Yani herhalde bu konuda ittifak edilmiştir dünyada. Yani intiharın bir ne diyelim, yani bir mürüvvet, bir ulaşılması gereken bir nokta filan olduğunu hiç kimse düşünmez herhalde. Düşünmemiştir. Yaşamdan vazgeçme iyi karşılanacak bir şey değil. Tamam. Buna başvuranlar, başvurması için gerekçesi de yoksa, ki başkaları işte yok bu gerekçe gösterir bilmem ne yapar ama yoksulu bol ülkelerde intiharın nispeti en düşük. Yoksulu hiç olmayan yerlerde intihar nispeti en yüksekse o zaman yoksulluğu intihar nedeni olarak göstermek abesleşir. Değil mi? Dindarı çok. Şu veya bu şekilde dindarı çok. Mesela Batı'da giderek intiharlar artıyor. Daha evvel eğri doğru dinlerine daha fazla bağlı olan Batılılarda intihar nispeti bundan 100 sene evvel çok daha düşük iken bugün bu nispet neredeyse %1000, %2000, %3000 nispetinde artmış durumda. Mukayeseler yapılıyor. Peki arada ne fark var? O zaman 100 sene evvelki Batı, 100 sene evvelki Batı açı daha çok, çıplağı daha çok, sorunu olanı daha çok olan bir Batı iken, dinsizi daha az, dindarı daha çok olan bir Batı. Ne dindar? Dini önemli değil. Yani üç Allah demiş, Allah üç demiş. Bu önemli değil ama bu da din. Eğri de olsa bir din. O zaman fevkalade düşük olan, intihar nispeti düşük olan Batı, bugün hiç açı kalmamış. Kendilerine göre sosyal sigorta kurumları vasıtasıyla işte herkese maaş veriyorlar. İşsizi kalmamış. Ne bileyim, arabasızı kalmamış neredeyse, evsizi kalmamış. Evin yoksa da dert değil. Yani işte belediyenin önünü kiralıyor, oturuyorsun, oturuyorsun. Oh, gel keyfim gel, senin gibi kimse gelip tepene %100 zamdan da yapmayacak. Yaşayıp gidiyorsun ama sorunları azalmış görürde yani ekonomik, yaşamsal sorunları diyelim. Kendi lügatlarındaki deyimleriyle sorunları azalmış Batı'nın sorunları derinleşmiş gibi intihar etme nispeti artmış ise ki arttığını yine kendileri söylüyor. O zaman bir şey olmalı yani bu işin temelinde bir şey, bir eksiklik, bir başka faktör rol oynamalı. 100 sene evveline nispetle bugün Avrupa'nın kendi dinine bağlılığı açısından fevkalade zayıflama noktasına geldiği, insanların işte yapılan istatistikleri falan aktarıyor zaman zaman gazeteleri, dergileri, kendi gazeteleri, dergileri. %50'den fazlasının neredeyse Allah'a inanmadığını. 100 sene evvelki Avrupa'da 50 kişi bulamazdım belki Allah'a inanmıyor. Şimdi %50'si inanıyor. Değişikliğin bu olduğu, diğer bütün olumlu faktörler lehe olduğu halde. Yani geçim standartı yükseliyor. Herkesin arabası var, herkes istediğini yiyor, içiyor, istediği ülkede Bahamalarından Türkiye'ye kadar tatil yapabiliyor. Ha? En fakir bir ya, sıradan iş dizi yapıyor işte. Efendim, buna rağmen intihar nispetleri yükseliyorsa, ki yükseldiği kendileri söylüyor, bu açık açık şunu gösteriyor. Allahsızlık, Allah'a inanmamak, Allahsız bir dünya onları yaşamın tadından mahrum ediyor ve o yaşamdan vazgeçme noktasına getiriyor. Eşittir intihar noktasına getiriyor. Yaşamdan vazgeçme. Allah bu. Evet. İnsan fıtratıyla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Şimdi dikkat edilirse uzvi ihtiyaç
Yaşlıları kısaca bazı örneklendirmeler yapalım. Mesela yeme içme ihtiyacı, yeme içme yani sindirim sistemiyle ilgili uzuvların ihtiyacı. Hiçbir uzuv kendisinin ihtiyacının cevaplanması sırasında ona verdiğiniz, doyurmak için verdiğiniz, yani ihtiyaç acıktı karın, karnı doyuracaksınız. Şalıntı şeyle hak edilmiş alın teri şeyi fark etmez mi? Çünkü midede bilinç yoktur. Bildiğin işte işkembedir yani kısaca. Örneğin burası başkasının tuvaleti, işte ben bekleyeyim demeyi bilmez. İnsanın defi hacet ihtiyacı geldi mi zoruna bile ettirir yani bırak başkasının tuvaleti değil. Yani bunlarda bugün birinin naklettiğini, Hoca Efendi'nin anlatmaya çalıştığı hadisteki gibi işte çok nafile yapanın efendim ayağı harama gitmez, eli harama tutmaz, gözü harama görmez değil. Bal gibi görür. Nafileyle falan alakası yok bu işin. İradeyle alakası. Şimdi şunu demek istiyorum. İçgüdüleri cevaplarlarken mesela adam siz Allah'a tapıyorsunuz, ben Allah'a tapıyorum filan da kalkıyor bir kabile şefine tapıyor. Ya işte aslana tapıyor veya yangına tapıyor. Yani ateşe tapıyor bir Afrika'daki kabile örneğin. İkisi de tedeyyün ihtiyacının, içgüdüsünü doyuruyor yani. Doyurduğunu sanıyor. Ve zahiren de doyuruyor. Örneğin cinsel ihtiyacı cimada, zinada gideriyor. Sonuçta ikisi de, biri helal, mübah, birisi haram olmasına rağmen ikisi de cinsel ilişkidir. Yani uzuvlar kendiliğinden size rağmen, aklınıza rağmen reddetmezler. Yani şu haram muameledir, ben bunu yapmayayım. Mesela mide, efendim başkasının bahçesinden koparılmış bir elmayı yerseniz hemen ö deyip çıkarmaz yani. Onu da afiyetle öğütür. Bilmem anlatabiliyor muyum? Kendi bağınızdan kopardığınız elmayı nasıl öğütüyorsa, elin bağından yolduğunuz elmayı da aynı şekilde öğütür. Onun haramlığı, helalliği, yenilip yenilmemesi, midenize konulup konulmamasıyla ilgili siz karar vereceksiniz ve buradaki uzunuzla, dünya görüşünüzle. Mesela telakkilerine göre bir Müslüman örneğin yanılıp da bir domuz eti yese nasıl çıkaracağım ben bu hücrelerime geçmesin diye nasıl yani yanlışlıkla yediniz. Nereye istifra edeceğinizi şaşırırsınız. Ya aman beni tepe başına dikin, yani ne var ne yok hepsini çıkarayım deriz. Ama hiç kılı kıpırdamıyor. Herkes öyle çapur çupur işte Almanlar yiyor mesela. Umurunda değil adamlar. Bakış açıları farklılığından dolayı. Yani uzun eğer bizim midemiz kusuyorsa biz kusmak istediğimiz için kusuyor. Yoksa bizim midemiz onlarınkinden farklı da ondan istifra ediyor değiliz. Aynı şekilde yaratılmış. Yani onlar da işte belirli hücreleri var, midenin yapısı farklı, bağırsakların yapısı farklı. Anlatabiliyor muyum? O da Müslüman olsa aynı Alman, o güne kadar domuz eti yemiş. Ondan sonra bizim gösterdiğimiz tepkiyi gösterebilir. Bizim davrandığımız şekilde davranabilir. Yani yanlışlıkla o da bir domuz eti yemiş olsa, o da nasıl istifra edeceğini, aman kanıma karışmadan, aman hücrelerime ulaşmadan şunu nasıl edeyim de kapı dışarı edeyimin derdine düşer. Bu midenin bilincinden kaynaklanan bir iş değildir. Yani mide yapmaz bu işi. Siz midenize yaptırtırsınız. Siz istifra etmek isterseniz midenizdekini çıkarırsınız. Yoksa mide kendiliğinden onun mazotlu arabaların hava attığı gibi cızıt diye dışarı çıkarmaz yani. Değil mi? Şimdi efendim benim midem haram kabul etmez. Yok, sen telakkinle haram kabul ediyorsun. Sokmuyorsun. Yoksa sokarsan gider yani. Gümrükten geçmez diye haram, boğazdan geçmez diye bir kural filan yok. Sen
bu kurala göre hareket ediyor ve sokmuyor, geçirmiyor. Yani atmıyorsun ağzına ağzına. Bak, atmazsan da aşağıda değil, inmez. Değil sokmazsan ama sokarsan bal gibi de gider. De hacısı, hocası bilmem dikkat etmiyor, görüyorsun. Bir sürü boyuna kadar da haramı yiyor yani. Şunu da yemiyor. Üç kuruşluk mal satacak. Vallahi billahi kardeşim bunların üstte sen bildiğin gibi değil. Beş kuruş bile kazanmaz diye. Bir 115 kuruş birden kazanıyor. Yemin ederek, yalan söyleyerek helal malını haram ediyor. Onun parası da yiyor, afiyet yok. Yemiyor mu? Bal gibi iniyor aşağıya. Kanına da karışıyor, hücrelerini de oluşturuyor. O zaman demek ki yani kendine bağlı kişinin, iradesine bağlı, akliyetine, kabullerine bağlı, yoksa midesine bağlı. Bunları böyle biraz uzunca gibi anlatmamın sebebi, İslam dışılıkların İslam'dan gibi anlaşılmasının sonucu, örneğin kimi değil birçok tasavvuf erbabının haram lokma bizi tanır ve boğazımızdan aşağı geçmez gibi böyle büyük laflar söylemesini, yersizliğini anlatmak için söylüyorum. Yok öyle şey. Lokmanın bilinci yok ki kimi tanıyacaklar, kimin bağından koparıldığını bile bilmez filan armut falan yazmak bilir mi? Ne söylüyorsa yani hikaye o kendini büyütmek için uydur söyle yani ne olsa yani armutun elmanın dili yok ya. Onu ona vekaleten kendisi uydurup söylüyor. Şey, burada insanın sahip olduğu akıl ve ruh var. Onlar hangi nasıl belirlenir diye, bunlar tabii ki şey değil yani, hiçbir açıklanabilir ya da tutak da olmalı. Bunlar uzvi ihtiyaç veya içgüdü olarak açıklanmaz. Yani onlara dahil değil, onlardan farklı bir şey. Mesela diğer canlılarda da uzvi ihtiyaç ve içgüdüler var ama akıl yok örneğin. Ruh da var, yani ruh eğer can anlamında kullanıyorsa, onlar da yani çıkınca canlılığın sona erinmesi şeklinde tecelli eden şeye biz ruh diyorsak, yani onu anlıyorsak, koyunda da var, kuzuda da var, inekte de var, başkanda da var, insanda da var. Bunlar uzvi ihtiyaç ve içgüdülerden farklı bir şeyler. Onların dışında ve fakat bunlar da var. Yani ruhsuz insan yok. Ruhsuz canlı yok. Zaten ruhsuz ruhlu yok anlamına gelecek şekilde kullanılır. Can, Arapça olan ruhun Türkçesi. Bunlar da canlılardan bulunan şeyler. Ama bunların özellikleriyle ilgili, yani akıl, o dimağı tarif ederken hatırlarsanız fikirde, tanımlamaya çalıştığımız gibi muhakeme gücüdür, mukayese gücüdür. Hüküm verebilme gücüdür. Akıl, böyle konular. Tabii hüküm verebilmek için bir takım faktörlere ihtiyaç var, usullara ihtiyaç var filan. Ama akıl böyle uzvi ihtiyaç ve içgüdüler gibi mütalaa edilebilecek bir şey de değil. Yani onlardan farklı, üstün. Bu da belli bir şey. Berikiler şey organizmayı, yani organik organizmayı sürdüren şeyler iken akıl onunla pek alakalı değil. Yani bir insan buradan aşağısı felç olabilir. Yani hiç bir organı çalışmaz bile, hükmetmez ama akıl bal gibi çalışabilir. Hatta çok meşhur bir Amerikalı fizikçi mi vardı? Yani genç bir delikanlı bisiklette öyle gezip duruyor, hiçbir tarafa tutmuyor falan, bilgisayarla falan öyle. Hatırlarsanız yeni nazariyalar falan bahsediyor. Adı nedir onun? Hopkins. Evet, doğru. Gerçi onun organizması da yani ne kadar mefruç olursa olsun o da yemek yiyor yani. Hiç yemek yerinde yaşamak mümkün değil. Az da olsa defi hacet ihtiyacı duyuyordur yani yediği kadar. Teneffüs ihtiyacı onun da var tabii yani teneffüs etmeden yaşaması mümkün değil. Yani bedeninin mefruç olması fiziki hareketlerden mahrum olması, onun yaşamıyor olması demek değil veya aklının bulunmuyor olması demek değil, bayağı akıllı da birisi herhalde.
Eşyanın tabiatıyla ilgili bazı şeyler söyleyelim. Burada kader kelimesini de konumuza dahil etmek zorundayız. Çünkü kader ile eşyanın tabiatı aşağı yukarı aynı anlama gelen şeylerdir. Eşya, yani var olan şeylerin tümü Allah tarafından ol denilmek suretiyle oldurulmuş, yani var edilmiş. Artı kendilerine bir takım özellikler verilmiştir. Her eşyanın en basit, en mürekkep, basit eşyadan en mürekkep, en karışık eşyaya kadar, şeye kadar her şeyin özellikleri var. Kimisinin mahdut sayıda özellikleri varken, kimisinin çok sayıda özellikleri var. Örneğin, hani kimi canlı tek hücreden oluşurken amip gibi, kimi canlılar var, örneğin insanlar gibi binlerce, milyonlarca hücreden oluşuyor. O da canlı, öbürü de canlı. Bu da bir özellik. Yani tek hücreden oluşmak bir özellik olduğu gibi, birçok hücreden oluşmak da bir özellik. Ateşin yakıcı oluşu ateşin özelliklerinden biriyken, güneşin ısıtıcı ve aydınlatıcı oluşu güneşin özelliklerindendir. Artı onun gönderdiği ışıkların bilmem ultraviyolesinin özelliği başka iken bilmem kızıl ötesinin veya başka bir Allah'ından başka evsel haiz ışıklarının özelliği başkadır. Bıçağın kesme özelliği. Örneğin demirin özgül ağırlığının şu kadar oluşu, sodyumun özgül ağırlığının başka oluşu yine onların özelliklerindendir. Onlara Allah tarafından verilen özelliklerdendir. Uranyum atomunun özgül ağırlığının her şeyden fazla oluşu veya kurşunun en büyük oluşu Allah'ın ona verdiği özelliklerden biridir. Özellikler eşya ile birlikte kaimdirler. Ve eşya kendileri için takdir edilen özelliklere zorunlu olarak uymak zorundadır. İşte bu eşya için takdir edilmiş kaderdir. Kaderi ters çevirerek tarif edersek Allah'ın eşyaya verdiği özelliklere diyoruz kader. Halkın dilindeki kaderle uzaktan yakından alakası yok. Yani işte anlama yazılmış, bunu ne yapacağım falan yok. Bu İslam'da yok. Kader, eşyaya, insan da dahil verilen özellikler. Örneğin, Kuzey Kutbu'nda yaşayanından Güney Kutbu'nda yaşayanına kadar tüm insanların şuradaki uzuvları görüyor. Bunlara göz diyoruz. İngilizcesini söyleseniz de göz diyorsunuz, Çincesini söyleseniz de, Türkçesini söyleseniz de, Kürtçesini söyleseniz de göz. Yani görme işlevi üstlenmiş, kendisine görme işlevi, özelliği verilmiş organ anlamına kullanmıyor muyuz gözü? O kadar. Bu özellik ona biz vermedik. Yani şuradaki organlarımıza görme özelliğini biz vermedik. Kendi kendine çarşıdan pazardan da kazanmadı bu. Onu yaratanın ona verdiği özellik olarak taşıyor bu özelliği. İşte buradaki organımız işte bilmem sindirim. O özellik var. Bağırsaktaki özellik damarda yok. Kandaki özellik idrarda yok. İdrardaki özellik kadrafta yok. Yani her şeyin kendine has, kendine özellikleri var. Bu özellikleri eşyanın her biri için 1, 2, 3, 5, artık binlerce bile özellik takdir eden ve eşyayı o özelliklerle birlikte var olmaya icbar eden, zorlayan, o şekilde varlığını sürdürmesini isteyen eşyayı ve özellikleri yaratan Allah'tır. Biz eşyaya verilen özelliklere kısaca kader diyoruz. Eşya için takdir edilen özellikler anlamına geliyor.
Kader zaten takdir edilen. Takdir eden güç de kül şeyin kadir olan. Takdir edicilerin en güçlüsü. Yani kendisi gibisi bile bulunmayan, daha üstüne hiç yok da kendisi gibisi dahi bulunmayan kararlaştırıcı. Yaratıcı, yok Allah'a edici, kararlaştırıcı. Kararlaştırdığını da mucibince hareket ettirici. Yani kimisi vardır bir şeyi yapar, ona gücü yeter ama sürdürmeye gücü yetmez. Bir süre sürdürmeye gücü yeter, ila nihayet sürdürmeye gücü yetmez. Ama Allah öyle değil. Yani Allah yoktan var etmeye, yani sıfırdan başlıyoruz. Yoktan var etmeye, dilediği şekilde var etmeye gücü yettiği gibi onlara istedikleri özellikleri vermeye de gücü yetiyor. O özelliklere yarattığı eşyanın tabi olmasını sağlamaya da gücü yetiyor. Yani özetle örneklendirelim. Mesela dünyayı yaratmaya yoktan o şekilde yaratmaya gücü yettiği gibi belirli bir eğimde durması, bir yandan kendi ekseni etrafında belirli zaman, yani belirli süratte dönmesini, dönmeyi onun için özellik olarak takdir ediyor ve onu bu özelliğe uymaya icbar ediyor. Zorluyor. Gerçekleştiriyor da bunu. Yani 3 gün zorluyor, beceriyor. 5 gün zorluyor. 6. gün efendim iflas ediyor değil. Yani oldu molası bunu hep beceriyor. Hep yapıyor. Artı güneşin çevresindeki bir yörüngede de yine belirli bir süratle bu yolu 365 gün 6 saatte tamamlamasını takdir etmiş. Ona biz bu rakamı tespit ettikten sonra yıl demişiz insanlar. Bunu yapmasını da sağlıyor ve bunu sağlamak için yorulmuyor. Bunu sağlamak için ek enerji elde etmek ihtiyacı falan duymuyor. Yani harcıyor falan, ondan sonra ne yapayım edeyim de bu düzeni devam ettireyim deme gereği duymuyor. Çünkü o sahibi olduğu şeyler noksanlaşmayan, her şeyi yaptığı halde hiç yorulmayan, her şeyi insanlara verdiği, harcattığı, yedirdiği, içirdiği halde kendisi asla fakirleşmeyen bir zengin. Asla, yani mülkiyetinden bir dirhem bile eksilmeyen varlık sahibi. Onun için karşılıksız verebiliyor. Yoksa karşılıksız onun durumunda olmayan birileri vermeye kalksa en zengin insanın bile verebileceği süre 3 sene olur, 5 sene olur, 15 sene, 25 sene, 35 sene derken bir yer gelir, sıfırı tüketir derler ya Türkçe deyimle, bu hali gelir ve biter. Ama Allah dünya yaratıldı yaratılalı, üstünde yaşattığı kullarının rızkını veriyor ve hiç fakirleşmiyor. Yani hiç ona bir şey olmuyor. Ve vermeye devam ediyor. Rızkı tekeffül etmiş. Yani yarattıklarının yaşaması için gereken gıdayı onlara temin etmeyi üzerine almış. Bu arada siz kendisi için tayin edilen rızkı filanın eline geçmesini önleyici iş yapıyorsanız bu sizin adaletsizliğinizdir, sizin o kişiye zulmünüzdür. Elbette ki cezasını göreceksiniz. Örneğin aşağılanmamış, fakirleştirilmemiş, aptallaştırılmamış olsaydı insanlar herhalde onlar da sizin gibi benim gibi çalışırlardı veya insanların bir kısmı üretilenlerin büyük bir kısmının küçük bir kısmı üretimin büyük bir kısmının üzerine oturmasa onları tasarruf eder olmasaydı diğerlerini de düşünseydiler onların da insan olduğunu onların da yaşamaya yemeye içmeye hakkı olduğunu düşünseydiler herhalde dünyada aç kalmazdı yani. Mevcut yiyeceğin yetmemesinden açlıktan ölüyor değil insanlar. Yiyeceğimizden fazlasını yanımızda bulunduruyor ve şuna yiyeceğini vermemekten dolayı onun açlıktan ölmesi sonucunun doğmasına sebep oluyoruz. Sorumluluğumuz da buradan kaynaklanıyor. Bunun için ateş bu gibiler için hazırlanıyor. Evet, eşyanın tabiatıyla ilgili anlatmak istediğimiz şey de kısaca böyle. Yani özetler isek, eşya, var olan her şey gibi onlara onlar için özellikler tayin etmesi
özellikler takdir etmesi ve o özellikleri taşıyarak var olmalarını sağlaması da yine onun takdir ettiği, onun keyfiyetini kendini tayin ettiği bir şey. Bizlere sorarak yaptığı şey değil. Yani suyu nasıl yaratayım diye kimseye sormadı. Hiçbir şey kimseye sormadı. Zaten soracak, başkasının fikrine ihtiyacı bulunacak olsaydı Allah bulamazdı. Evet, eşyanın tabiatıyla ilgili anlatmak istediklerimiz bu kadar. Buyurun. Tabiatta var olan ve ortaya çıkan şeyler tesadüfidir diyenlere ve işte tabiat yarattı diyenlere ne söylenebilir? Şimdi tesadüf kavramı rastgele anlamına geliyor. Rastgele, rastlamaktan Farsça. Tesadüf de Arapça. Yani ikisi eş anlamlıdır. Yani düzenli olmayan manasınadır tesadüf. Günlük lisanımızda da kullanırız ya, işte geçen gün Frankfurt'ta işte Ahmet'i gördüm. Ahmet'e tesadüf etti. Yani onunla görüşmeyi, karşılaşmayı kararlaştırmadığımız halde tamamen irademiz dışı birbirimizi gördük ve işte ayaküstü konuştuk anlamında kullanırız. Değil mi? Şimdi şu kainatın ve olup biten her şeyin, kainatta olup biten her şeyin tesadüf olması demek ya da ona tesadüf diyebilmek hiçbir nizama, intizama, düzene tabi olmadığını kabullenmek demek. Hangi şeyin bir düzeni yok? Bana bir tek düzensiz şey gösterebilir misiniz? Veya kim kime gösterebilir? Sürekli Kur'an'da insanların nazarları, yani dikkatleri bir düzene ve o düzenden hareketle de düzen sahibinin varlığına dikkatler çekiliyor. Dikkatleriz. Ne deniyor? Estağfurullah. Efela yenzurune ilel ibili keyfe hulikat ve ilel semai keyfe rufi'at ve ilel cibani keyfe nusilat ve ilel arzı keyfe sudilat. Bakmıyorlar mı ki develer nasıl yaratılmış? Görmüyorlar mı ki gökler nasıl yükseltilip dağlar nasıl dikilmiş ve yerler nasıl serilmiş? Akıl sahipleri için bunlarda hikmetler var. Hakikaten bir belgesel filmde deve işleniyor. Deve bildiğiniz. Deveyi Allah o şekilde yaratmış ki bakın bir sürü hayvan var. Hiçbir hayvan devenin idrarı içiliyor. Hiçbir hayvanın idrarı içilmiyor. Evet. Eğer diyor belgeseli düzenleyen Amerikalılar galiba, yani o National Geography diye bir dergi çıkarıyor 100 yıldan beri ve öyle bir enstitü var. Diyor ki deve olmasaydı hiçbir hayvan, hiçbir varlık insanların çöller aşarak yeryüzüne yayılması da yardımcı olamaz. Yani ne at buna dayanabilirdi? Mesela at büyük sahrayı aşamaz. Bir tek mahluk aşıyor. O da deve. İnsanlar devedeki bu özelliği keşfetmişler, tanımışlar. Mesela yola çıkıyor. Kurumuş, kuraklık gelmiş, bilmem ne, yeni yurt arıyor. Giderken belli olmuyor ki yoluna bir çöl çıkıyor. Git Allah git, bitmiyor. Git Allah git, bitmiyor. 3 günde bitmiyor, 5 günde bitmiyor, 15 günde bitmiyor, 25 günde bitmiyor. Bolca deve alıyorlar yanlarına. Su, yiyecek, öteberi, giderek, 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 yani diyelim ki kaç günde geçecekler o sahra, ne kadar iniyor, koyuyor, bilmiyor. Şimdi biliniyor. Yani haritası bile yapılmış, kaç kilometre iniyor, koyuyor falan. Şimdi biliyorsun ama ilk zamanları düşün, bilmiyorsunuz. Ondan sonra yiyeceklerinin ve sularının bittiği noktada ellerindeki bolca yanlarını aldıkları develeri kesiyorlar. Kestikleri devenin hörgüçlerinin altında içecek sular var. Deve rastladın mı suyu içi 2 ay su içmeden yaşayabiliyor.
İki ay. Etini de yiyor. Ta ki işte bir konak, iki konak artık onunla ne kadar gidebilirse oraya kadar. Oraya vardım bir iki defa daha kesiyor yolcu durumları. Böyle böyle sahraların, bir ucundan girilen sahraların öbür ucundan çıkılabiliyor. Yoksa sahrada kaybolur. Hayatınız da biter, siz de bitersiniz. Ölünüze bile rastlamaz kimse. Kumlar, kum rüzgarları örtler, siz de geçti gitti yani. Kokmaya bile vakit olmaz. Değil mi? Şimdi efela yenzurune iler ibili keyfe kulidat, yani develerin nasıl yaratıldığına nazar etmiyorlar, bakmıyorlar. Yani düşünsünler ya, bu deve deve değil hiç mi? Yükünüzü taşıyor, sizi taşıyor ve bu özellikleri olmasa hakikaten insan ne yapardı? Hiçbir yerden diğer yere gidip insan o yeryüzüne bu kadar yayılamaz. Cidden yani deve sayesinde bu olur. Düşünmüyor musun? Mesela dağların dikilişine bakmıyorlar diyor. İnceleyin. Nihayet bugün dünya dönüyor ya kendi ekseni etrafında. Eğer dağlar olmasaydı, bilim adamları öyle söylüyor. Yeryüzü Allah panol gibi dağılır, hiçbir canlı da üstünde kalmazdı. Dünyanın mevcut durumunu muhafaza eden şey o yükseltilmiş dağlar olduğunu bütün bilim adamları ittifak ediyor. Düne kadar bilinmiyordu. Halbuki Kur'an ve ilel cibali keyfe nusibet dediği zaman bundan 1420 sene önce kim dağların o zaman bu özelliğini biliyordu Allah'tan başka? Yüzünde buna dair, bunun bilindiğine dair hiç bir satıra bir yerde rastlamak bile mümkün değil. Olsa zaten çıkarırlar yani Kur'an'a yazdırmak için. Kur'an buradan öğrenmek. Yok. Değil mi? Şimdi tesadüf, düzensizlik demek. Niye asırlardan beri hep gece gündüzü, gündüz geceyi takip ediyordu? Tesadüfen iki gece arka arkaya gelmiyor. Tesadüfen iki gündüz arka arkaya gelmiyor. Tesadüfen güneş bir günde batıdan doğmuyor. Öyle ya, tesadüf olunca bir gün burada rastlarsın, Brüberg'de, bir günde ben o tam Münih'te rastlamışım efendim. Ha? Kamil'e. Tesadüf olunca böyle olur. Ama kararlaştırılmış olursa, yani biz her gün görüşelim sizinle. O zaman her gün görüşmek için her gün görüşmeye gücümüzün yeteceği yerde yaşamamız lazım. Diyelim filan yerde. Hangi saatte? Bırak yok. O zaman ben giderim, sen geçersin, rastlayalım. Yani göremeyiz. O zaman düzene koymamız lazım. Yani düzende bir irade varlığı gerekir. İşte her gün öğlen namazında bu camide buluşalım. Ha, bu düzenlemedir. Bu düzenlemeyi yapar iseniz gücünüz, kudretiniz bulunduğu fevkalade bir halde olmadığı sürece her gün öğlen camisinde, o camide birbirinizi görürsünüz. Bunun adına tesadüf denemez. Tesadüf bir şimdi olup bir dahaki oluşu ne zaman olacağı belli olmayan işlere de tesadüfün, değil mi? Hep aynı şekilde olan şeyler bir düzenlemenin sonucudur. Mesela makinalarını, robotlarını öyle ayarlıyorlar. Efendim işte otomobil mimariyatıyor. Şey sistemi var, bant sistemi değil mi? Öyle ayarlandığı için yani bant bilmem ne kadar metre yürür de şunun önüne gelirse orada araba şu vaziyettedir, orada önüne gelen arabaya akü koyacaktır. Öyle ayarlandığı için öyle bitmiş. Ayarlıyor onu değil mi? Mühendisleri, ötesi, beysi ayarlıyor. Yoksa valla o bantın üstünde işte kim eline ne geçirirse o banta atıyor, ondan sonra da bantın sonunda araba oluyor. Öyle olsaydı hiç kimde ne işçi çalıştır ne bir şey yapardı ya. Öyle mi olur? Tesadüfen araba olsa ya, yani somut takacağın yere amortisör taksan, amortisör takacağın yere bilmem lastik taksan, bilmem ne yapsan bile ondan sonra da araba olsun bakalım ne olur. Saçma sapan bir şey olur. Demek de malzeme de boşa gider. Ne tesadüfünden bahsediyor? Tesadüfün ne olduğunu bilmiyorum. Tesadüf, düzenliliğin tersidir. Düzensizliğin adıdır.
düzenlenmemişliğin sonucudur. Ama kainatta hangi şey var ki düzenlenmemiş? Sen onda bulunan düzeni tanımamışsan, mesela insanoğlu yakın zamana kadar atomun içinde de bir düzen var. Nötron var, elektronlar var, bilmem neler var filan. Şimdi hani bazı fen fakültelerinin filan rozetleri öyle ya, öyle çizgiler, yuvarlak yuvarlak şeyler ya, bunlar nötronlar, şunlar işte elektronlar filan. Bu da bir düzen ve ne kadar mükemmel çalışıyor yani, şimdi biliniyor ama bundan 100 sene önce, 50 sene önce bilinmiyor. Bilinmiyordu, ne diyorlardı? O zaman ya, bir şey yok bunda. Sen öyle sanıyorsun. Açtıkça, baktıkça görüyorsun ne kadar mükemmel olduğunu. Mesela insanoğlu inceledikçe görüyor, o arının gözüne bakın. Hani bazen fotoğrafı falan çıkıyor. Ya Rabbi ne kadar objektiften oluşuyor. Ve kaç dereceyi görüyor? 180 derece görüyor böyle arı. 180 dereceyi görüyor. Yani meraklıyım, öyle dergilere falan bakarım dilerim de. Bugün bir şeyler de sizin takazıntı cinsi dergilerde çok olur biliyorsunuz. Onlar zaten çiçekler, böcekler ansiklopedisinin broşürleri gibi. Hala o şeyi aşamadılar. Hakikaten öyle yani, düzensiz olsa böyle mi olur? Bakıyorsunuz mesela o belgeseller televizyonda epey yayınlanıyor. Ben dikkatle izlerim. Mesela timsahtan bahsediyor bir belgeselde, Afrika'dan bahsediyor. Bir cinste kuştan bahsediyor. O kuşun şeyi, ibiği, yani gagası bu kadar. Aşağı yukarı. Timsahlar nerede var? O kuşlar da timsahların yaşadığı yerlerdeki ağaçların en üst dallarında, öyle alt dallarında filan asla durmuyorlarmış. Yani gözlemiş olan, yanlışlar, sonuç çıkarmış. Diyor, timsahlarla bu kuşlar arasında o kadar mükemmel bir düzen var ki diyor, timsah avını avladığı zaman çiğ yemek istemez çünkü dişi kesmez, zorlanır. Ne kadar aç olsa gömer avını diyor. Gömdüğü av çürür. Çürüyünce dişine göre böyle lokum gibi tandır kebap oluyor. Öyle yiyor. Gözlemişler anlaşılan, yani ne yakalarsa yakalasın böyle yapıyor. Diyor, yediği zaman iki çenesinin arasında 30 ton basınç var, pres. Tam 30 ton. Yani geçirdi mi dişi, kemikler, memikler çatır, çutur, gitti yani, onu bak oldu. Yer, doyur karnını diyor, ondan sonra mayışır. Bir de dişlerinin arasında kalan kırdanlık şeyler, yani nasıl rahatsız edermiş? Sorma yani, fevkalade rahatsız olmuş, onun için. Ağzı yedikten sonra ağzını açarmış. Şimdi o kuşlar iniyor ağzının içine, o uzun gagalarıyla kürdanı kırıyor, onlar da oradan kırılıyor. Ve timsahı rahatlatıyorlar. Şimdi soruyor birisi, diyor, hiç timsahların bu sırada ağızlarını kapattığı ve ağzının içinde 20-30 tane kuş. Karın doyuran doyuran tabii. Ondan sonra rahatlatıyorlar Hazreti Timsah'ı, şeyhine diyorlar. Hiç diyor, o halde ağzını çenesini kapatıp da kuşları öldürdüğü hiç diyor bugüne kadar görünmemiş. Yani hiç timsahların yaşadığı bölgelerde örneğin böyle o kuşlardan yiyen ya da öldüren bir timsah hiç görülmemiş. Hiç. Kuşlar yer diyor, kalkar. Ve kuşlarla timsah arasında öyle bir iletişim var ki diyor, mesela timsah hani kısa boylu bir yerde yatıyor işte. Önde. Ondan sonra diyelim bir avcı geliyor ya bir hayvan, bir gergedan geliyor, bir şey geliyor. Yani onun için tehlike. Hemen özel şeyi var onun. Yürür, cırır filan, yani belli bir sinyal. Böyle her ötüşten farklı bir ötüş. Karnınız acıyor. Yani geliyor, birileri geliyor hemen dostum zulaya. Hemen timsah uykuda da olsa diyor sinyali aldı bu kuşta. Ağacın ta tepesinde ya. Kuşların da gözü çok iyi görüyor, iyi gözcülük yapıyorlar. Uyanır diyor ve derhal suya dalar. Dolayısıyla düşmanından kaçmış oluyor. Artık kendi alanı orası. Şimdi bütün bunların düzensizlik sonucu olduğunu, kendiliğinden olduğunu söyleyebilmek Allah aşkına nasıl mümkün olur? Yani illa zırlayacak mısınız? Yani zorlayacak mısınız ki illa Allah'ı aradan çıkaralım? Yani ne yaparsan yap çıkaramazsın. Çıkaramazsın yani, boşuna bir yerini patlatacaksın.
Bırak bu işi. Teslim ol. Hani şu İçişleri Bakanı dediği gibi yani ne olacak? Anarşikler şimdi koca devleti yıkacak değil. Yani yeryüzünde görülmemiş. Rahatsızlanır, sinirlendirir. İşte nasıl olurlar filan ama işini bitiremedi. Evet, bu itibarla tesadüf denmesinin hiçbir anlamı yok. Onlar tesadüfün manasını bilmiyor olmalılar. İkincisi, tabiat yarattı, tabiat. Yani siz yarattığı kabul ediyor musunuz? Evet. Salakça Allah adını kullanmıyor, tabiat diyorsunuz. Eğer, hadi tabiat de varsayalım. Ne olacak yani, derdin ne? Aynı şeyi söylüyoruz da sen değişik isim söylüyorsun. Mesela ben Allah diyorum, sen de Gab diyorsun. Onun gibi bir şey. Tabiat yarattı. Neredeymiş bu tabiat bakın? Gelsin de bir yarattığını görelim. Bu laikliğin zorlaması sonucu Allah lafzını insanların zihinlerinden uzaklaştırma gayretlerinin ürünü. Salakça bir deyim yani. Tabiat yaratmış. Neymiş tabiatla yaratmış? Kimmiş hani? Tabiat. Eğer var olan, tabii olan şeylerin hepsine tabiat diyorsak ki tabiatın adamı o, bu nasıl yaratıyor? Onu yaratanın verdiği özelliklere tabi oluyor o kadar. Tabiat bir yaratıcı varlık değil ki. Evet, bugün usule taalluk eden ana kavramlar üzerinde duracağız. Usul, aslın çoğulu olarak kullanılan bir kelime Arapça. Asıl, diğer bir ifadeyle de esas şeklinde bildiğimiz manası olan bir kelime. Yani bir işin temeli manasına geliyor. Temel olarak, esas olarak anlamına gelen kelimeler. Birinci usuli kavram olarak itikatta usul. Yani kısaca veya eşittir akidede yani inançta, imanda usul. Nasıl iman edilir? İman etmenin esası nedir? İman esas itibariyle neye dayandırılır? Manasına gelen kısaca bir deyim olarak kullanıyoruz itikatta usulü. Arapça itikat kelimesi akade kökünden geliyor. Yani sözleşme Türkçe karşılıyor. Fransızcası kontrat. Hani kira kontrat olsun falan diyoruz ya. Türkçesi de sözleşme. Akide derken İslam akidesi İslam sözleşmesi yani İslam olma sözleşmesi karşılığını verebileceğimiz bir deyim. Her akdin, her sözleşmenin iki tarafı olduğu gibi İslam akidesinin de bir sözleşme olması bakımından iki tarafı mevcuttur. Bir kul tarafı, bir de Allah tarafı. Çünkü İslam akidesi kul ile Allah arasında yapılan sözleşmenin adıdır. Diğer bir ifade. Allah kitabında nelere, ne miktarda ve nasıl inanılacağı konusunu tasrih ettiğinden dolayı bu sözleşme tek yanlı sayılır. Yani o matbu bir metin olarak kuluna nelere ne kadar ne miktar inanacağı ile ilgili bilgileri, esasları sunar delilleriyle birlikte. Kul bunu ya olduğu gibi kabul eder ya da bir bendini, bir maddesini reddetse bile hepsini reddetmiş sayılır. Yani sözleşmeyi imzalamamış sayılır, kabul etmemiş sayılır. Bunu günlük lisanımızda bir kelimeyle kullanırsak iman etmemiş sayılır. Veya İslam dairesine girmemiş sayılır. Öyle söyleyeyim. Akide, akide, İslam akidesi günlük lisanımızda çok çok kullanıyoruz. Başkaları da kullanıyor. Yani bu ayetlerin de birçoğunda dikkat ederseniz ya eyyühellezine amenû yani ey iman edenler, ey bu sözleşmeyi imzalayanlar, bu sözleşmede bulunan maddelerin doğruluğundan emin olanlar, emin oldukları için altına imza atanlar, yani bu sözleşmeyi kabul edenler manasına, bu sözleşmeye ikna olarak, kani olarak imzasını atanlar
diye tercüme edebiliriz. Arkasından ve amelü salihatı geliyor. Onu biz amelde, usulde izleyeceğiz. Konumuz şimdi itikatta usul. Şu kesinlikle bilinmeli ki itikat, yani İslam olmanın temelini teşkil eden şeyler, ana sözleşme diyelim. Müslüman olmanın ana sözleşmesi mutlak surette yalnız ve yalnız Kur'an'dan alınır. Kur'an'dan çıkan şeylerden teşekkül eder ve bunlar sübutu itibariyle kat'i şeylerdir. Yani Allah'tan geldiği kesin olan şeyler ben olmuşumdur. Zanni şeyler itikatta esas, yani temel olarak alınamaz. Bu şu demektir, Kur'an'ın dışında kesinlikle itikada esas olacak bir şey alınamaz. Daha güncel ifadeyle, hadisler itikada esas teşkil edemezler kısaca. Çünkü hadisler bir, sübutları esas olarak zannidirler. İki, hadisler zaten Kur'an'dan kaynaklanan şeylerdir. Peygamber söylemiş, aleyhissalatü vesselam söylemiş olsa bile. O zaman asıl dururken, asıldan yararlananın sözünü esas almak, Allah dururken Resulünün sözünü esas almak, hemen itiraz etmek, prensip olarak yanlış, yani Kur'an'a aykırı. Kur'an'da insanların inançlarıyla ilgili nasıl inanacakları ya da inanış biçimlerini eleştiren ayetlere bakar isek, Allah Resulüne tebliğde bulunuyor ve diyor ki işte onlara Allah'tan başka ilah bulunmadığını söyle, kendin de Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu söyle. Artı işte öldükten sonra dirileceklerini, bu dünyada yaptıklarının hesabına çekileceklerini ve ilahir bunları söyle. Söylediği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kureyşlilere bunları, onlar diyorlar ki vallahi bu senin söylediklerini biz senden duyuyoruz. Ama bizim inana geldiklerimiz ise bütün Kureyş'in inanıp durduğu, hatta ölüp gidenlerimizin, yani onlardan öncekilerin de aynı şeye inandıkları, daha öncekilerin de aynı şeye inandıkları şeyler. Dolayısıyla bizim üstünde bulunduğumuz şeyler, bizim inandığımız şeyler bize daha çok güven veriyor. Yani doğruluğuyla ilgili daha çok güven besliyoruz bunlara. Allah diyor ki atalarını üzerinde buldukları, yürür buldukları yolda yürümek mi onlara kolay geliyor? Bunlar diyor evet. Peki o takdirde hüccetinizi getirin. Yani atalarınızı üzerinde yürür bulduğunuz yolda, yolun doğru olduğu ile ilgili delillerinizi getirin. Cevap olarak onlar, tabii bunlar peş peşe ayetler değil, yani muhtelif surelerde geçen ayetlerin aynı konuya taalluk edenleri olarak hızla çekip çıkarmış ve bir diyalog şekline dönüştürmüş olarak sizlere anlatmak istiyorum. Bunların cevapları, biz bunların doğru olduğunu zannediyoruz diyorlar. Zannediyoruz, yani zannımız bu. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Yani herkes bizim gibi düşünüyor işte. Sen ve senin gibi de 3-5 kişi var. Kıymetiniz ne anlamına geliyor tabii. Allah ona cevap olarak diyor ki zan gerçekten bir şey ifade etmez. Zan kuruntu demek. Delilsiz sanı kanaat demek. Delilsiz. Dolayısıyla delilsiz bir şeyin gerçekten hiçbir şeyin ifadesi olmadığı açıkça Kur'an-ı Kerim'de belirtiliyor. Yani insan şöyle bakmak zorunda. İnancını zanna dayandırırsa, delilsiz bir şeye dayandırmış, kuruntuya dayandırmış olur. Kuruntuya dayanan inanç ne kadar götürür insanı? Yani zanna dayanan, aslı olmayan, zayıf, hiçbir yere götürmez. Ancak batağa götürür. Çöker üstüne bina edilecek şeyi, o temel zayıf olursa çöker. Halbuki temelin her türlü binada, yani her türlü kuruluşta en sağlam şekilde yapılması gereği var, zarureti var. Allah da müminlerin imanlarının, yani temel dünya görüşlerinin, akidelerinin sağlam olmasını istiyor.
sağlam olması, sarsılmaz olması, tartışılsa dahi çürüklüğü gösterilemeyen, sağlaması her an yapılabilen şeylerden meydana gelmesi demektir. Bu da ancak Allah'tan geldiği sabit olan ayetlerden oluşabilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söyleyip söylemediğinde şüphemiz bulunan şeyler, Müslüman olarak inancımızı, inancımızın temelini kesinlikle teşkil edemez. Zaten iman etmiyorsa ya da iman ettiğini söyleyen kişinin imanı sahih, sıhhatli iman değilse, yani sağlam delillere dayanmıyorsa, çürük ve bozuk iman demektir ki o imanın taşıyıcısına hiçbir yararı olmaz. O kendisini cennete gireceğini sanır ama ancak sanar, zanneder. Zannın gerçekten bir şeyin ifadesi olmaması cümlesini kullandık ki bu ayeti, bir ayetin mealidir. Zan gerçekten bir şeyi ifade etmez diyor Allah. Şöyle söyleyelim, şu saatin gerçeği. Saat mesela şu kurma ışığı bile, bir akrebi bile, saniyesi bile, üstündeki rakamlardan biri bile saat gerçeğinden bir şeyin ifadesidir. Ama şu saat gerçeğinden herhangi bir şeyin ifadesi değildir. Öyle değil mi? Yani gerçek böyle bir bütünse, zan o bütünden en küçük bir parça bile değildir. O parçanın ifadesi bile değildir. Öyleyse nasıl olur da böyle olan şeyle o gerçeği ifade etmeye çalışır insan? O gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan bir şeyle gerçeği ifade etmeye kalkmanın hiçbir anlamı olmaması gerekir. Bu itibarla itikadı sağlam olması gerekiyorsa, Müslümanın ki gerekiyor, mutlaka Kur'an'dan alınmalı. Kur'an itikadını belirlemeli. Kur'an dışı herhangi bir şey asla itikadı belirleyen unsurlar arasına karışmamalı, karıştırılmamalı. Müslümanların bugün itikadlarının bozuk olmasında giderek de başka türlü bozukluklara da katısını açıklayabilmesinde en büyük rol, itikatta sağlam bir usul, esas bilmemeleri, benimsememeleri, bunu kabul etmemelerinden kaynaklanıyor. Ciddiye almamalarından kaynaklanıyor. Önüne gelenin sözünü dahi itikadına dahil ederse Müslümanım diyen insan, bırak Resulullah'ın sözü mü değil mi ama onun söylediği söylenen bir sözü, şeyhinin sözünü bile itikadının parçası haline getirirse, Allah'ın sözüyle eş tutarsa yani, ki itikad yalnız Allah'ın sözlerinden oluşabilir, o takdirde o kimsenin itikadının sağlam kalması, sağlamlığını koruması, sahih bir şekilde itikadını teşekkül etmesi kesinlikle mümkün olmaz. Pratik hayatımızda ve kapılarımıza nal çakmadan sarımsak asmaya kadar. Örneğin. Filanın rüyasında gördüğünün gerçeğin ifadesi sanılmasına kadar. Ve kabir azabına inanılmasına kadar. Daha buna mümasil birçok örnek verilebilecek örneklerle açıklığa kavuşturulacak itikat bozuklukları ister istemez Müslümanın yapacağını bırakmaz. Çünkü yani yediklerinin temizliğine dikkat etmeyen insan, örneğin aldığı marulu ıspanağı filan adam gibi yıkamadan pişirme ya da salatasını yapmaya kalkan, nasıl ki onun üstündeki mikroplardan kendini koruyamazsa, yani bundan yapılan salatayı yiyenleri koruyamazsa, usule riayet etmeyen, nasıl itikad edileceği hususunda kanaatı belirmemiş, bilemeyen ve her söyleyenin ağzına bakan ve onu alıp baş tacı eden kimsenin de itikadını sahih olarak teşekkür ettiremeyeceği bir vakadır. Artı sahih bir itikadı başlamışta verseniz bile esas olarak neye riayet etmesi gerektiğini bilmediği sürece
sahih itikadını bir süre sonra edineceği, tedarik edeceği oradan buradan uydurup şeylerle rahatlıkla ve çarçabuk bozabilir. Nitekim bir sürü şeyler bakıyorsun, bir şey oluyor, filan diyor. Ne demek bu? Yani o kadınlar arasında çok daha yaygın, erkekler de yapıyor. Yani böyle olur mu, aslıyor, paslıyor, bilmem ne şeylere inanan. Hani siz inanmıyor olabilirsiniz ama toplumu biz konuşuyoruz, geneli konuşuyoruz. Evet. Şöyle bir, yani biz bileceğiz ki itikatta kesinlikle Kur'an dışından herhangi bir şey almayacağız. Alamayız. Zaten hadisler içerisinde itikada taalluk eden mütevatir hadis hemen hiç yoktur. Tevatür tarifine göre ki hadis söz konusu olduğunda onlar üzerinde duracağız. Dün vaazda dinlediğimiz şeylere de sıra gelecek. İşte hadiste usul bilen var ya burada. O babda bahsedeceğiz bu konulardan. Kur'an dışında herhangi bir şeyi akidemize esas olarak almayacağız. Bir. İki. Kur'an'daki ayetler de delaletleri bakımından iki türlü. Bir, delaleti kat'i ayetler. İki, delaleti zanni ayetler. Yani neye delalet ettiği, ne mana taşıdığı hususunda tereddüt bulunmayacak derecede açık anlamlı ayetlere delaleti kat'i ayetler denir. Yani kat'iyen şuna delalet ediyor. Yani şunu söylüyor bu ayet. Mesela akimussalah, atuzzeka ayetlerinden küçük küçük ayetler veya bir ayetin parçaları. Namazın ikame edilmesinden bahsediyor akimussalah. Başka bir şeyden bahsediyor. Yani bu kelimeler başka bir şeye delalet ediyor. Yalnız akimussalah kelimeleri namazın ikame edilmesi yani kılınması diye Türkçe tercüme ediyor. Buna delalet ediyor. İşte bu ayetler kesin olarak delaleti namaza olan, yani delaleti kat'i ayetlerdir. Bir de delaleti zanni ayetler vardır. Delaleti zanni ayetler, bir ayetin, ayeti meydana getiren kelimelerin birden fazla anlam taşıması, o ayeti meydana getirirken sıralamasında, yani kelimelerin kullanılış yerine göre, atfına bilmem nesine filan göre, o ayetten birden fazla anlam çıkabileceği şekilde sadır olmuşsa, yani Allah-u Teala o ayeti o şekilde beyan etmiş, söylemiş ise, buyurmuş ise, ister istemez kendisinden birden fazla mananın çıktığı, çıkabileceği ayetlere de biz delaleti zanni ayetler diyoruz. Yani şu anlamda çıkar, şu anlamda çıkar. Siz tutar ağırlıklı anlamın filan anlam olduğunu söyleyebilir, ona kail olabilirsiniz başka bağlantılarıyla birlikte. Bir başkası da çıkar, hayır öyle değil, başka bağlantılar, başka gerekliler, siyasi bak, kuralar. O anlam değil de bu anlam daha ağırlıklı olarak bu ayette anlaşılır şeklinde düşünebilir. Mesela ben şu anda hemen hatırıma geliveren bir örneği hadislerde ameli konulardaki içtihatlarda delil olarak kullanılıyor ya. Mesela İmam Şafii ile İmam Ebu Hanife'nin, Allah mağfiret etsin, Hazreti Ayşe'den rivayet edildiği söylenen bir hadisten farklı hükümler çıkarmaları, aynı metinden farklı hükümler çıkarmalarını prensip olarak buna delil vermek istiyorum. Yani hadis olmasına rağmen. İşte bir gün güya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe'nin odasında, Hazreti Ayşe'nin odasında namaz kılıyor imiş. O da sedirde uzanmış, yatıyormuş. Yani uyanık, uyumuyor. Peygamber secdeye varmış, kalkmış. Yani Sübhanallah diyel âlâ demiş, kalkmış, bakmış Ayşe, alnı kanıyor. Yani Peygamber ya görmedi, ya farkında değil, yahut her neyse. Ama Ayşe görmüş,
Yani minicik bir oldu zaten. Küçük. Ve onu rivayet böyle işte silmiş. Yani o kanı silmiş kocasının alnındaki kanı. Secdeden diken bir bat. Ne yaptıysa. Ondan sonra rivayet devam ederek diyor ki işte onu zannet peygamber kalktı, gitti, abdestini yeniledi, geldi ve namaza devam etti. Yani, ama bu arada abdest aldı. Rivayet bu. Şimdi buradan Ebu Hanife, yani Hanefiler de ona göre diyor ya, Ebu Hanife kanadığı için, yani Ayşe onu silince ne oldu? İşte kanadı da sildim. Kanadığı için peygamberin abdest yenilediği sonucunu çıkarır. Bu anlama ağırlık verirken İmam Şafii'nin de aynı rivayetten hareketle hanımının, hanımı da olsa bir kadının ona dokunması sonucu peygamberin abdestini yenilediği düşüncesi İmam Şafii'de ağır basar. O da karısı da olsa kadınlara dokundu mu, yani yalnız cinsel dokunma değil, yani eli dokundu değildi. Bitti yani abdest bozuluyor diye böyle düşünmüş yani. Bu onun kanaatı nihayet. O da insan, öbürü de insan yani. O, onunki de doğru olabilir, bununki de doğru olabilir ama doğrusu nedir? Allah bilir. Zaten müştehitlerin arasında da bir genel kaide var. Bu tanımı yazmakta yarar var. Ben yazdırayım size. Müştehitler diyorlar ki adeta ortaklaşa kanaat şekline gelmiş bu. Hepsi sanki bir araya gelmişler de birlikte bu tanımı yapmışlar gibi. Benim içtihadım doğrudur. Yazalım. Benim içtihadım doğrudur. Noktalı virgül yanlış olabilir. Nokta. Başkalarının içtihadı yanlıştır. Noktalı virgül doğru olabilir. Doğrusunu Allah'tır. Benim içtihadım doğrudur, noktalı virgül, yanlış olabilir, nokta. Başkalarının içtihadı yanlıştır, noktalı virgül, doğru olabilir, nokta. Doğrusunu Allah bilir. Tabii bu tanım her görüş için ayrı ayrı geçerlidir. Yani şu konuda bir müştehit diyor, benim görüşüm, benim müştehadım şu. Yani ben şu kanaattayım. Neden? Veya düşündüğüm, taşındığım, işte incelediğim, eledim, sırt dokudum filan, yani bu kanaata vardım. Neden? Doğru olduğu için bu kanaata vardım. Bu kanaata vardığım için de kanaatımın doğruluğuna inanıyorum. Ya benim kanaatım doğrudur. Benim görüşüm yani, benim müştehadım. Yani aynı anlama gelen kelimeler. Ama yanlış olabilir çünkü yani nihayet benim bu kanaatımın doğruluğuyla ilgili bana vahiy gelmiş tarafından görüşüm tasdik ve tasvip edilmiş, onaylanmış değil. Ondan dolayı doğruluğuna inanmama rağmen yanlış olabilir. %100 mutlak doğru diyemem yani Allah değil mi bilir. Esas olarak bu. Başkalarının da bu konuda görüşü bu konuda yanlış. Çünkü benimki doğru. Yani bir konuda bir doğru olur. 40 tane doğru olmaz, 2 doğru olmaz. Başkalarınınki de yanlış. Öyle ya, benimki doğruysa şu konuda, şu görüş. Aynı konuda başkalarının bundan farklı olan görüşleri de yanlış olacaktır esas itibariyle. Madem ki benimkini doğru sayıyorum, bana göre, başkalarınınki yanlış olacak. Ama başkalarının yanlışlığı da mutlak değil çünkü bana bu konuda da vahiy gelmiyor, onlara da gelmediği gibi. O zaman doğru olabilir. Yani az ihtimal olsa onlarınki de, onlarınki doğru olabilir. Nokta. Doğrusunu Allah bilir. Yani mutlak doğruyu bu konuda. Benim dediğim gibi mi? Onun dediği gibi mi? Hatta şu ana kadar mevcut müştehitlerin hiçbirinin dediği gibi değil de daha ileride ortaya çıkacak bir müştehidin içtihad edeceği gibi mi? Bunu ancak Allah bilir. Yani bunu biz gaybı bilmiyoruz ki söyleyebilirim. Bu manaya geliyor. Yani her müştehit aşağı yukarı bu sözün altına imza atmış gibi. Yani sözün gelişi teşbih olarak söylüyorum. Kabullenmiş yani. Ebu Hanife'den Evzai'ye kadar,
Abdullah bin İbbas'tan bilmem Süfyan-ı Sevri'ye kadar, İmam Cafer'den Şafii'ye, bilmem Mahmud bin Hanbel'den hepimize yani bu şey genel geçer bir kural. Gerçekten düşünüyorsunuz. Arıyarının maniye, efradının camiye de bir kural. Yani geçerli bir kural. Başka türlü nasıl olacak? Çünkü sizin kanaatınız şöyle ise, öyle olduğunun doğruluğu ise onunla amel edeceksiniz ve sonunda da kendi kanaatınızla ilgili amelinizin Allah'a sonunu vereceksiniz. Hangi hesapla o sonuca vardınız? Acaba başka hesaplar mı vardı? Altında yok muydu? Salt Allah için miydi? Her şeyi Allah biliyor. Ondan bir şey gizlemenin imkanı olmadığını biliyoruz. Ama kişiyi kendi kanaatı ilzam eder. Bu itibarla müştehitlere, yani içtihat edebilme seviyesinde bulunan kimselere kendi içtihatlarıyla esas bakımından asıl olarak istisnai hal var, anlatacağım. Kendi içtihatlarıyla amel etmek vaciptir. Yani araştırmalarının sonucu doğru olduklarına kail oldukları, kani oldukları görüşleriyle amel etmek her müştehide vaciptir. Yani kendi görüşü müştehidi ilzam eder. Bağlar. Yani bağlar ne demek? Onun gereğine göre hareket etmesi gerekir. Bir hal müstesna, emirin re'yi, yani emirin mümini Müslümanların birlikte biat ettikleri Allah'ın hükümleriyle kendi üzerlerine hükmetmek üzere biat ettikleri, gönüllerinin ürünlerini verdikleri emir-i mümininin re'yi, yani onun görüşü, gizli aşikar ümmet içindeki ihtilafı kaldırır. Yani sonuçta insanların her konuda filan görüşte, falan görüşte, şu konuda falan, falan konuda şu görüş, falan konuda şu görüş üzerinde tek tek birleşmesi mümkün değil. Yani çünkü Allah insanlara aklı tarağın dişleri gibi eşit miktarda vermemiştir. Kabiliyetleri, yetenekleri. Yani o muameleyi göreceklerdir adalet açısından. Ama yani herkes de sermaye eşit değil. Anlayış, kavrayış, kabiliyet, fizik, başka güzellik, çirkinlik, zeka, kıvraklık, hantallık. Yani görüyoruz yani ne kadar insan var, o kadar kabiliyet var, o kadar Allah'ın hikmeti yani öyle. Kimse kimseye benzemiyor. Bir avuç insanların şu yüzü değil mi? Yani bir avuçluk bir alan. 6 milyar insan var. 6 milyar insan bir avuçluk alanda. Hepsinde burun var. Hepsinde göz var. Kaş var. Ağız, çene var. Nasıl yerleştirmiş, ne etmiyor? Hepimizin de ağzı burada. Hepimizin burnu şurada. Hani kimimizin şurada falan değil. 6 milyarı birbirine benzetmeden yapmış. Yani bu ancak Allah olanın yapacağı bir şey. Şurada kaç model araba var dünyanın. Neresinden baksan herhalde 150 model olsun, 200 olsun, 500 olsun. Ha? Daha cömertlik yapalım 1000 olsun. Yani 1000 araba bile birbirinden tamamen farklı değil. Bakıyorsunuz Fiat Tempra Mercedes gibi öyle kubarık tavuklar arkası benziyor. Bilmem neyin önü benziyor birbirine. Yani fazlaca çeşitlendiremiyor insanlar dikkat ederseniz. Ama Allah örneğin yalnız insanlar açısından baksak bile değil mi? 6 milyar yüzü şu kadar alan üstelik yani bir arabanın alanına bakın kaç metrekare. Bir de insan yüzü kaç metrekare. Yani elini böyle çarpsa o kadar. Ama 6 milyarı biri diğerinden farklı yapmaya o külbişeyi kadir olan gerçekten kadir yapmış. Görüyoruz yani. Kime baksan hiç kimse bilmiyor. Kaşı benziyor, burnu benziyor. Burnu benziyor, kulağı benziyor. Kulağı benziyor, kulağı benziyor. Gözünün rengi benziyor, bu sefer kaşının rengi benziyor. Yani değil mi? Evet. İtikad o ya eyyühellezine amenun kısmı ayetin ey iman edenler yani emin olanlar. İki nokta üst üste, aç parantez veya tırnak, Allah'tan başka ilah olmadığından emin olanlar, virgül, Muhammed'in onun kulu ve son elçisi olduğundan emin olanlar, virgül,
öldükten sonra dirileceğinden ve hesaba çekileceğinden emin olanlar, virgül, hep bunları Kur'an'dan alıyoruz değil mi? Daha evvel de elçiler ve kitaplar gönderildiğinden emin olanlar, virgül, cennet ve cehennemin varlığından emin olanlar, virgül, gaybı yalnızca Allah'ın bildiğinden emin olanlar, virgül, Allah'ın hiçbir konuda ortağı, eşi, benzeri, emsali bulunmadığından emin olanlar. Hiçbir. Virgül, rızkın Allah tarafından tekeffül edildiğin, yani üstlenildiğinden emin olanlar. Virgül, ecelin Allah tarafından canlılar için belirlenmiş bir saat olduğundan ve o saat gelmedikçe hiçbir nefsin canlının, canlılığının sona ermeyeceğinden emin olanlar. Allah'ın insanlar için takdir ettiğinden, kararlaştırdığından başka bir şeyin insanlara isabet etmeyeceğinden emin olanlar. Ve ilahir kafa parantez. Yani bunlardan emin olanlar. Bunların muhakkak doğruluğundan emin olanlar. Bunların hepsi ancak Kur'an'da geçen şeylerden oluşabilir. Yani onları bu virgüllerin arasına koyabiliriz. Başka bir şey değil. Çünkü Kur'an Allah'tan olduğunda tereddüt bulunmayan delillerin olur. Ama hadisler biliyorsunuz peygamberin söyleyip söylemediği kesit olmayan, peygamberin söylediği değil, söylediği söylenen sözler olduğu için ifadesi adı üstünde zannidir. Yani söylediği söylenen. Şimdi bu ifadeye ne denir? Acaba yani bunu söyledi mi? Söylemedi. Kaldı ki peygamber de doğruları kendisine gelen vahiy yoluyla biliyor, öğreniyor. Ona gelen vahiy Allah tarafından gönderilmiş ve onun tarafından korumaya alınarak bize kadar, hatta kıyamete kadar da ulaşacak, bize ulaştığı gibi. Öyleyse o da itikadını da dinini de kendisine gelen vahiyden, yani o vahyin oluşturduğu kitaptan, yani Kur'an'dan öğrendi. Tıpkı bizim de öyle yapmamız gerektiği gibi. Öyleyse orada ona bildirilmeyen bir şeyin bizim itikadımızda asla yeri olmaması gerekir. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde kabir azabından örneğin bahis söz konusu değildir. Yoktur. Geçmez. Hatta tam tersine öldükten yeniden diriltilip hesaba çekileceği güne kadar olan zamanın ne kadar olduğundan, ne miktar olacağından filan hiçbir ölünün haberinin olmadığına dair, olmayacağına dair ayetler var. Mesela diriltildikleri zaman, mezarlarından çıkarıldıkları zaman diyor. Yani kıyamette, o saat geldiğinde. Birbirlerine soracaklar, yani biz ne kadar kaldık? Yani öldükten sonra hani işte dirilecektik, dirilmeyecektik filan, ya bak dirilmeyecek diyor, dirildik. Ondan sonra konuşmalar oluyor. Yani hesap saatine kadar. Bir kısmı diyor, biz ne kadar kaldık? Bir kısmı işte ya bir gün filan, yani öyle diyor. Öbürü diyor, yok bir günden daha az. Yani bu gibi o zaman olacak şeyleri Allah şimdiden anlatıyor yani Kur'an'da bize. Değil mi? Bunlar var Kur'an'da. Yani hayır, bir günden az. Peki, kabir azabıyla geçmiş günler olsaydı, bir günden az, bir günde kelime. Yani işkence altında geçmiş, yani azap altında geçmiş, bir gün insanlara bir yıl, beş yıl gibi gelir. Onları hatırlarlar. Böyle bir gün, yarım gün falan demezler. Mesela şimdi burada biz günlerin nasıl geçtiğini pek anlamıyoruz. Rahatımız yerinde yiyoruz, içiyoruz, konuşuyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz, böyle ondan bundan derken bakmışım gün bir gün devrilmiş. Ama aynı saatleri örneğin bir siyasi polisin elinde işkence altında bir geçirin bakalım. Bir dakika kaç güne bedel geliyor. Zaman ne kadar uzuyor ve geçmeyi bilmiyor.
Şimdi nasıl geçtiğini fark etmediğiniz aynı saat, aynı dakika o şartlarda yani azap altında geçmeyi bilmiyor. Bilmiyor yani. Sanki durmuş. Durduğu filan yok. Yani size göre. O azabı gören için öyle hissediliyor. Bu bakımdan yani Kur'an ne diyorsa onlara inanmak lazım Müslüman. Ona bir şey katmamak, onun söylediklerinden de hiçbir şey çıkarmamak durumunda. Böyle yapar ise, örneğin Allah'ın kendini tarif ettiği gibi bilip inanırsa Allah'a sahih bir imanla inanmış olur. Yoksa kendi kafasından bir takım özellikler izafe ederek. Yani o ne yapar işte bilmem Rabiatul Adeviye Hazretlerine de bilmem bir şey verir. Mehmet Efendi'ye de bilmem bilen ya. Mehmet Allah yapamaz mı? Ya yapıp yapamaması ayrı. Elbette o kül şeyin de olur. Ama yaptığına dair delil ne? Yani sen Ahmet Efendi'ye şu bildirin o zaman delil dediler. Ne bildirin? Hikaye hepsi. Ama Muhammed'e bildirilenler hikaye değil. Elimizde ve halen kıyamete kadar da geçerliğini koruyan gerçeklerle dolu. Ahmet Efendi'ye, Mehmet Efendi'ye bildirilen üfürük. Ne bildirin? Onun karnını kurulsun. Onun için yani o şekilde inanmak değil. Tasavvufun yaptığı gibi. Allah Kur'an'da diyor ki, Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez. Bu bir ayet mi yani? Allah yarattıklarından hiçbirine benzemez. Yani ne bana ne sana, ne zürafeye ne arslana, ne çam ağacına ne bilmem çınar ağacına, ne denize ne dağa. İşte yarattıklarından örnekler veriyor. Ama tasavvuf ne diyor? Tam tersi. Allah yarattıklarının tümünün benzeri diyor. Allah Adem denen boşluğa bakmış, aynaya bakan kişi gibi nasıl aynada kendini görürse, Allah da o boşlukta kendini görmüş. İşte bu bizler, dağlar, taşlar, denizler, sen, ben, kadın, erkek, çoluk, çocuk, her hepimiz onun görüntüsüymüş. Şu Adem denen boşluktaki görüntüsü. Resmen Kur'an-ı Kerim'i tekzip ediyorsun. Yalanlıyorsun. Orada Allah hiç yarattıklarına hiçbirine benzemez diyor. Siz tümünün benzeri diyorsanız bu düpedüz Allah'ı yalanlıyorsunuz demek. Buyurun. Öbür azabına verdiğiniz işkence örneği şöyle dediniz. Zaman algılaması açısından işkence gören birisi. O zamanın nasıl geçtiğini o zaman bu kişi için çok uzun gelirdiniz. Öyle. Ama bu şekilde söylemeniz, yani sizin verdiğiniz örnekte aslında kabir azabının varlığına bir dediği gibi bir mana ortaya çıktı. Ben yanlış algıladım. Bazıları bir gün kadar az algılıyor o zamanı, bazıları çok uzun algılıyor. Bundan da her kişinin daha yani ne kadar yattık, herkes, hiç kimse bir şey bilmiyor. Ve konuşmalarına bakılırsa yani Allah'ın verdiği örnekten evet. Tabii bakılırsa kimisi diyor ki bir gün, hayır birisi ya bir günden uzun, öbürü diyor ki daha kısa. Evet, bunlar yani, bu örneklerden... Bunlar şunu gösteriyor ki öldükten o diriltildikleri ana kadar geçen zamanın ne kadar olduğunu bilmiyorlar. Kesinlikle bilmiyorlar. Bunu mecazi anlamda algılarsak bundan bu çıkmaz mı? İşkence gören birisi çok uzun algılamış o zamanı. Görmeyen ama çok uzun çok algılayan yok zaten orada. Yani bir gün demiyor filan ya. Konuşanların ağzından çıkan en büyük rakam bir gün. Öbürü de ya bir günden fazla olsa, öbürü de yok daha az filan. Demek ki çok kısa. Kısa yani farkında olmadan geçen zaman kısa olur insana. Yoksa fark ederek dirhem dirhem yaşayan, hele hele azap çekerek geçirdiğin zaman adama asır gibi geçir. Öyle değil mi? Bir de mahkeme söz konusu diye. Sağlıklı bir insan düşün. Ayrıca yani işin o yanına da değinelim, ağzınıza sağlık. Benim şu anda hemen hatırıma gelmedi. Ne diyordum ben? Sağlıklı bir insan düşün. Gece yatıyor, uyuyor ve sabaha kadar ne kadar uyudu hiç. Yani uyuyorsunuz ve uyanıyorsunuz. Arada ne geçiyor? Bir de aynı saatleri, aynı geceyi uyuyamadan geçiren ağrılı, sancılı bir hastaya sorun bakalım o gece ne kadar olur.
Aynı saat halindeki işte diyelim 8 saat, 7 saat, 6 saat, 10 saat her neyse. Ama uyuyamadan sabaha kadar o tarafa dönen, bu tarafa dönen, ne yapacağını bilemeyen he? Ve o şekilde o saatleri geçirene o geceyi soruyoruz. Sağlıklı ve dalgınlı sabahleyin, daldığıyla sabahleyin kalktığı bir olmuyor. Ona göre gece hiç, yani o kadar kısa ama uyuyamayan için, o hal için kısa mı bakalım sonra? Evet, ben şu sorularla ilgili bilmem anlatabildim mi? Yani çünkü çok uzun bir zaman. Düşünün yani mesela şu anda kıyamet kopmuş değil. Daha ilk peygamberden beri yüz binlerce veya on binlerce veya en azından binlerce sene geçmiş. Ve hala yatıyor. Ayrıca arkadaşımızın da belirttiği gibi Kur'an'dan biz şunu açıkça biliyoruz. Kur'an açıkça söylüyor, hesaba çekilmeden hiç kimse, yani muhakeme edilmeden hiç kimse ne ceza ne mükafat görmeyecek. Yani şu ahiret cezası ve ahiret mükafatını kastediyoruz. Muhakeme yok da, yani kabire konur konmaz muhakeme yok ki. Bu tıpkı kanunu bulmayan polis işkencesine benziyor. Yani kanunda yok. Ama polis sana daha suçlu musun, değil misin belli olmadan başlıyor ceza vermeye. Ne elektrik veriyor, daha dayak. Kıyamet söz konusu, tekrar dirilmesi. Anlatabiliyor muyum? Ya dedim ki onlara, yani böyle yapıyorsunuz bak göz altında. Şunları şunları yapıyor. Peki cezamdan düşecek misin? Yani sonunda hakim beni suçlu buldu. Bunlar diyor fazladan, bunlar cabası. Peki cabası diye bir şey de karnımızda yazıyorsa, hadi neyse. Yok. Karnımda böyle bir şey yazmıyor, siz yapıyorsunuz. O zaman bu sizin bahşişiniz yani, sizden. Yani melekler de böyle Allah'tan habersiz siyasi polisin eline geçirdiği mahkumu cızbız hani grille taktığı gibi falan şöyle. Bunlara bir karikatür vardı dergiye koymuştuk ya. Bir et kokusu geliyor polisin birinin burnuna. Eyvah diyor mahkumu elektrikte fişte bunu tık diyor. Adamı içe kızartmışlar. Evet. Yani reva mı bu? Yani bunu herkes bildiği halde mahkemeye çıkıp diyorsunuz ki ifademi zorla aldılar işte işkence yaptılar bundan ne falan. Mahkeme geçersiz sayıyor. Yani bile bile lades yapıyorlar. Hem öyle hem de döve söve her şeyi. Çocuğun birini öyle dövüyorlarmış da oğlumun arkadaşı işkence diyorlarmış İslam'dan düşmüşler demiş. İşte şunu sen öldürdün filan, o kadar işkence fazla. Demiş tamam ya, kabul ediyorum, onu ben öldürdüm. Hatta Atatürk'ü de ben öldürdüm. En büyük suçla onu öldürmek mi? Onu da ben öldürdüm. Ben şu işkence durdurup Atatürk'ü de öldürdüğüme imza atacağım. Bu sefer başlamışlar gülmeye, ulan o öldüğünde sen daha doğmamıştın. Yani doğmadan da onu öldürdüm. Güzel de yani sizin bu uyguladığınız yöntem, ha? Sezar'ı da ben öldürdüm bile imza attırır adam yani. Firavun'u da ben öldürdüm, tamam kabul. Yani ne kadar ölen varsa hepsini ben katili ben. Tek şimdi şu işkenceyi durdurun yani. Gülüyoruz ama yani ne kadar mantıksız, ne kadar abes insan ne yapsın? Yakın beladan uzak kalmak istiyor. İtikatta mezhep kabul edilebilir mi? Benim kanaatim o ki, işte geleneksel olarak bildiğimiz Maturidiye veya Eş'ariye mezheplerini biz şahsen kabul etmiyoruz. Yani kabul edenleri de tekfir filan etmiyoruz, yanlış anlaşılmasın. Tekfir filan demiyoruz, sapık filan da demiyoruz. Ama yanlış olduğu kanaatindeyiz. Çünkü itikadın yalnızca Kur'an'dan alınması gerektiği ve Kur'an'da ne kadar bahsedilmişse ona o kadar inanmak, artırmamak ya da eksiltmemek gerektiği kanaatini taşıyoruz. Bu itibarla da biz itikatta ne Eş'ari sayılıyoruz ne Maturidi sayılıyoruz. Yani kendimizi Kur'an ne diyorsa öyle yapmaya çalışanlar olarak görüyoruz. Yani bizim ekolümüzün adı bu kısaca. İtikatta Eş'ari veya Maturidi denmez size. Yani onların bir kısım görüşleriyle bizim bir kısım görüşlerimiz uyuşuyor ama tümüyle örtüşmüyor. Yani ne Eş'ariye ile
ne Maturidiye'ye mesela onlar Kur'an dışı şeyleri de itikatta esas kabul ediyorlar her ikisi de. Ama biz etmiyoruz yani. Kur'an'ı buna müsait görmüyoruz. Bu itibarla da bizim mezhebimiz de bu. Eğer mezhepte işleyeceğiz gerçi ya, yani mezhep tutulan bir yolsa bizim tuttuğumuz yol da bu. Bu yol daha evvel, bizden evvel pek kimsenin, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve o günün Müslümanları hariç pek kimsenin tuttuğu yol değil. Yani ilk devirde Peygamber'in Kur'an'ı hayata uyarladığı dönemde tutulan yol. Müslümanlar bunun dışında, yani Kur'an'ın dışında bir şeyi itikat etmiyorlar. İtikatlarını esas olarak almıyorlar. Bu bakımdan bilmiyorum. Yani tam anlamıyla Selefi demek de mümkün değil. Çünkü bugün anlaşılan manasıyla Selefilik hadisle amel etmek anlamına geliyor. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisle amel etmiyor. Kur'an'la amel etmiyordu. Dikkat edin. Evet, biz kimseye hesaba çekmeden ceza vermeyeceğini söylüyor Allah. Nasıl hesapsız ceza olabilir? Yani kabir azabı bir cezadır bari. Ona değindik gayet nasıl bir şey. Kur'an, yani tasavvuf, Kur'an ve sünnete dayandırılmaz mı? Dayandırılamaz mı? Bu mümkün değil. Yani insanların bütünü, ürünü, ne? Ürünü olarak ortaya çıktı. Ürünü olarak mı ortaya çıktı mı? Yoksa ürünü olarak ortaya çıktı. Şimdi efendim, olarak önce mı? Tasavvuf ne? Biz tasavvufla ilgili... Tabii, tasavvuf Kur'an ve sünnete dayandırılamaz mı? Yoksa insanların ürünü olarak mı ortaya çıktı? Herhalde bunu demek istiyor kardeşimiz. Benim her şeyde olduğu gibi bu konuda da yapılması gereken şey şu, yani başvurması gereken usul şu kanaatim. Önce, yani işte mesela uğursuzluk diye bir kavram çıktı önümüze. Örneğin. Şimdi bu İslam'da var mı yok mu? Nasıl anlayacaksınız? Önce uğursuzluk ne? Yani uğurluluk, uğursuzluk ne? Bunu anlayacaksınız. Sonra anladığınız bu kavramın Kur'an'da yerini arayacaksınız. Yani şöyle bakacaksınız, var mı? Yani bir şeyin kendiliğinden insanların lehine şans doğurması, şans getirmesi filan anlamına geliyor. Uğurluluk, uğurlu olma, uğursuzlukta bu vasfı haiz olmama. Tam tersi işte o şeyde kötülük var. İşte dokunursan şöyle olur, evine sokarsan böyle olur. Yok, arabana koyarsan arabanın lastiği patlar, canttır. Allah Allah, çivi mi de patlasın ya, niye patlasın? O gibi şeyleri de tarif ediyor. Bu gibi şeylerin İslam'da yeri hiç, yani Kur'an'da yeri yok, İslam'da da yeri yok. Ama bir takım hurafe rivayetlerle İslam'da varmış gibi gösterile gelmiş. Tasavvuf daha önce İktibas dergisinin muhtelif sayılarında değinmeye çalıştığımız gibi, anlatmaya çalıştığımız gibi bizim kanaatimiz ki gerçekten İslam'dan da kendinde bazı şeyler bulunduran ama esas itibariyle bir ayrı din denilebilecek telakkileri olan, akidesi olan, davranışları olan ve esas itibariyle İslam'a zıt olan, yani yakın da olmayan şeyin adı Sufilik. İşte nereden gelmiş? Sof diye yünden yapılmak başlıymışlar. Bunlar da ondan dolayı Sufi, yani suf giyenler, yünden elbise, hırka giyenler filan anlamına gelmiş veya adını oradan almış veya bilmem sofist felsefe diye eski Yunan'da sofizm denilen bir düşünce ekolü var. Onlarla da yakınlıkları var. Adını oradan almış diyenler var filan. Yani çok eskiye dayandığı için kesin bir şey de yok. Yani muhtelif ihtimallerde bahsediliyor. Onlar bir yana, yani İslam akidesinde, İslam akidesinde, temel inancında Allah-u Teala'nın her şeyi
dilemesi ile yorulmadan oldu dedi, demekle oldurduğu, yani yarattığı inancı hakimdir, esastır. Çünkü Kur'an'da kün feyekûn, ol dedik ve oldu. Yani her şey. Ama tasavvuf böyle demiyor. Allah boşluğa bakmış, o boşluğun özel bir adı var, aden. Ona bakmış ve o boşluk ayna gibiymiş, boşlukta kendi görüntüsünü görmüş. Aynaya bakan kimsenin kendini aynada görmesi gibi. Yani Allah'ın dediğinden başka bir şey diyor bunlar. Ve Allah'ın bir konuda beyanının, açıklamasının dışında o konuda başka bir şey diye o konuda Allah'ı yalanlıyor, tekzip ediyor demektir. Hani فَبِأَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ ayetleri, Rahman suresi var ya, yani Allah'ı yalanlıyor musunuz? Yani hala mı Allah'ı yalanlıyoruz? Onu tekzip mi ediyoruz? diye sık sık bu ayeti tekrar ediyor. Yani gerçek şöyle olduğu halde siz başka türlü söylüyorsunuz. Allah'ı tekzip mi ediyoruz? Yalanlıyor musunuz? Allah'ı yalanlayan ne olur? Herhalde Allah'ın doğruluğunu örten, yani Arapçasıyla küfreden. Küfretmek, örtmek değil mi? Kafir, örten demek ismi fail. Küfretmek de örtmek demek. Allah şuna mikrofon diyor, sen hayır o fotoğraf makinesi diyorsan, Allah'ın onunla ilgili açıklamasını, beyanını örtüyor, başka bir şey söylüyorsun. Yani Allah'a yalan söylüyorsun diyorsun. Anladın mı? Allah'a yalan söylüyorsun diyen elbette kafir olur. Allah'ın söylediğinin doğru olduğunu kabul etmeyen, onun beyanına rağmen başka beyanda bulunan, açıkça Allah'ı yalanlamış, yalanlayan da kafir olur, küfretmiş olur. Tasavvuf mesela İslam'da dediğim gibi Allah kendini böyle tarif ediyor. Eşi yok, ortağı yok, şu yok, bu yok. O keyfe mâ yeşâ, yani kimseye danışmaya, kimseye başvurmaya, kimseye başvurma ihtiyacı olmayan bir varlık. Ama ortağı, yardımcısı, ötesi, berisi olmayan, fakat tasavvufa bakarsanız üçler, yediler, dörtler diye Allah'ın yardımcıları o kadar çok ki, yardımcıyı da bırak yani Allah'a haşa emekliye sevk etmişler, onun elinden kainatın yönetimini almışlar ve onlar bakıyorlarmışlar. Bulutlara, yağmurlara, senin oğlanın evlenmesine, öbürünün kızının gelin olmasına, her bir şeye onlar bakıyorlar. Tamamen tersine çevirmiş. İslam'da Allah'ın verdiği nimetleri Allah kulunun üzerinde, verdiğinin üzerinde görmek ister. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Gerçekten Allah veriyor nimeti ve verdiğini de sende görmek ister. Elbisen yokmuş diyelim, baban sana elbise almış, sen giymiyorsun. Gene eskilere püskülere girip, millet ne diyor? Ya ne biçim adam bunun babası? Yani babanı küçük düşürüyorsun. Değil mi? Yani evladına elbise almıyor. Giyecek almıyor, bilmem ne almıyor hiç. Ne düşüncesiz adam. Yani çocuğunun milletin içinde ezilmesine sebep oluyor. Halbuki o size alıyor ama siz bunu örtüyorsunuz. Örtünce suçlama kime gidiyor? Babanıza gidiyor yani. Direkt onu suçluyor. Şimdi Allah bana vermiş, ben giyinmeyeceğim, yemeyeceğim, etmeyeceğim. Peki nereden belli olacak bende oldu? Yedirmeyeceğim, yemeyeceğim, giymeyeceğim, yedirmeyeceğim. Peki bana verdiği, bana cömert davrandığı nasıl belli olacak? Yani millet diyecek ki bakıp demek Allah harcımat diyor ve vermiyor. Ha? Şimdi Allah'ın suçlanmasına, yani verdiği halde vermiyor denilmesine sebep olmuyor mu? Bunun günahı yok mu? Olmaz mı? Şaka olur. Değil mi? Tasavvuf öyle değil. Yani olan şey yenir, yedirilir, giyilir, giydirilir. Yoksa da sabredersin, temin etmeye çalışırsın. Ama tasavvuf mesela olduğu halde yememek takva ile alakalı değil.
olduğu halde giymemek takva ile alakalı. Bilakis takva ile alakalı olan olanı yemek, giymek ve başkalarını da yedirmek, giymek, başkalarını da tattırmak. Tamam? İsraf etmemek. Bu böyle. İsraf etmemek harama harcamamak. Tamam. Ama tasavvuf ne yapıyor? Riyazet denilen bir yol tutturmuş. Olduğu halde yemeyeceksin. Nefsini ondan mahrum bırakacak. Olduğu halde giymeyeceksin. Efendim mühendissin, yok. Nefsimi terbiye ediyorum diye helaya bekçi duracaksın. Allah Allah. Mühendisten ne diye helaya bekçi olsun? Yani başka yapacağı iş bulamayan gitsin. Helaya bekçi olsun. Ben niye olayım yani? Peygamber takvalı olacağım diye helaya bekçi mi durdu? Tövbe yarabbi değil mi? Yani bizim örneğimiz değil mi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? İyi Müslüman olacağım diye helaya bekçi mi durdu yani? Siz nereden çıkarıyorsunuz bunu? Akıl var insanlarında. Altını üstüne getirmiş. Öyle bir deforme etmişler ki feleni şaşırmışlar. İslam'da asıl olan zahirdir. Zahirle hükmetmedir. Batın vardır ama ne olduğunu Allah bilir. Yani şimdi senin davranışın, benim davranışım, sözüm bununla hükmedilir benim hakkımda. Senin hakkındadır. İçimize Allah bilir. Tasavvufta ise tam tersine zahirin hiçbir önemi yoktur. Her şey batındır. Asıl sen işte batınında mübarek ne halde ona bak. Daha geliştirilmiş bu düşünce. Şeyhini efendim bir çilingir sofrasının yani rakı sofrasının başında görsen. Rakı içiyor. Yanında kadınlar, cariyeler, bilmem neler filan. Sen o hale bakmayacaksın. Bu zahiren bana böyle göründü deyip gözünü ovalayacak. Kalbine hiçbir şüphe getirmeyeceksin. Diyeceksin ki bana böyle görünüyor. Çünkü ben daha hamım. Ben zahir adamıyım. Yani mübarek kim bilir aslında yani batınında ne halde yani cennette filan. O zaman yeryüzünde Allah aşkına böyle yapılırsa yeryüzünde hiç haram helal kalır mı? Ana baba bile olur ortam. Yani filan zina ediyorken göreceksin ne var? Diyeceksin ki gözünü ovalayıp bana öyle görünüyor ama mübarek kim bilir belki cennette bilmem ne yapıyor diyeceksin.